çizgimiz var. Beni aranıza mı alın dedi. Karaktersizler bizim yanımızda olamaz. Türk takımının son gününde sesler Hikmet ve Yusuf arasında yükseldi. Sabri'yi sattın, Oga'yı sattın, abindi, ablandı, balındı, ne oldu? Ve Survivor 2019'da yeni dönem başlıyor. İşte yeni takımlar. Seda ve Dalaka takımlarını seçtiler. Atakan. Afrodit'im. Takımların belli olmasından sonra sürpriz bir gerilim yaşandı. Seda ve Dalaka arasındaki gerilimin yankıları nasıl olacak? Atakan'ı seçemeyeceğim korkusuyla erkekten yana kullandı. Burun buruna gelen Tony ve Nikos'u takım arkadaşları zor ayırdı. Hepsi ve daha fazlasıyla birazdan. Evet efendim, Survivor Panorama'dan herkese günaydınlar. Tezahüratlar eşliğinde programımızı açamıyoruz, açamadık bir türlü. Hoş geldiniz. Hoş ben de hoş geldim. Nasılsınız, nasıl gidiyor? İyiyiz, çok heyecanlıyız. Yeni takımlar. Evet, dün akşam bambaşka bir konseydi yani. Şimdi hepsini değerlendireceğiz ama öncelikle bir yorumlar alayım. Nasıl buldunuz takımları? Takımlar iyi aslında ama Seda'nın takımında sanki erkekler birazcık daha güçlüymüş gibi geldi. Şöyle yapalım, şu takımları LED'e bir yansıtalım. Evet, eğer mümkünse. Çünkü oradan hep beraber görelim. İşte Survivor'ın yeni takımları. Beyaz takım, siyah takım olarak Seda ve Dalaka'nın seçtiği yarışmacılar. Karşınızda bir takım 11 kişi, bir takım 10 kişi. Ama Bora sakat olduğu için aslında 10'a 10 gibi, en azından bir 10 gün öyle devam edecek gibi gözüküyor. Şimdi yorumlarını alalım. Evet. Yani şu an Seda'nın erkek takımı bence yani birazcık daha güçlüymüş gibi geliyor bana. Hı hı. Ama Dalaka'da da kızların takımı, kadın takımı daha iyiymiş gibi geliyor. Dalaka'da kızlar. Evet. Aynen. Seda'da da erkekler. Hı hı. Yani çok aslında yani böyle %10'luk belki %5'lik bir fark vardır varsa da. Hı hı. Yani çok ciddi tabii arada bir şey yok. Fark olduğunu düşünmüyorsun. Evet. Hı hı. Yani şu an mesela yüzde versen hangi takım genel anlamda kadın erkek ayırmadan hani şu takım daha iyi olur diyeceğim bir takım var mı? Aslında yok. Yok. Yani erkekler mi belirleyici olur oyunda yoksa kadınlar mı? Oyuna göre değişir herhalde. Diyorsun. Aynen. Sema? Sema, seni şöyle tahtaya alsak mesela. Sen öğretmensin de, alışıksın de böyle şeylere. Sopanla. Ha, şöyle sopanla gitmem. Bir şöyle yarışmacıları yakından evet, bir değerlendirsen, bir görsek seni. Tahtaya gidiyorum şimdi. Sema'ya bir alkış alabilir. Bu arada belki hatırlamazsınız ama Sema'nın üstündeki kıyafet, ben çok iyi hatırlıyorum, Birleşme Partisi'nde. Evet. Hani o Ali şarkısı söylediği elbise. Elbisemi kestim. O bu. Bence ben çok eşit buluyorum takımları. Hani erkekler daha güçlü, burada kızlar. Mesela ben bu erkek konusuna çok katılmıyorum. Çünkü hani teke tek eşleştirirsem, Hikmet'e Atakan'ı verdim diyelim. Sonra işte Nikos'a Yusuf'u verdim. Hatta Bora'ya Yusuf'u verdim. Çünkü Bora çok daha iyi bir yarışmacı bence Nikos'tan. Spiros'la Kriokos'u eşleştirdim diyelim. Emre'yle de Tony'yi eşleştiririm ki Emre daha iyi bence. Daha hızlı ve atışları daha iyi. Kim kaldı? Aslında bakarsanız birebir de eşleşmeler her şeyi değiştirir burada. Yani iyi bir eşleşmeyle çok iyi bir sonuç alabilirler. Çok yanlış bir eşleşmeyle kötü bir sonuç alabilirler. Sadece burada kızların biraz eşitsiz olduğunu düşünüyorum. O da şöyle, hadi Dalaka'yla Seda'yı diyorum. Sude ile Afrodit'i, Sude bir Dalaka tık daha Seda iyi. Seda eşit mi sence? Nasıl diyorsun? Hayır, hani böyle karşılıklı koyarsak diye. Mesela Dalaka ile Seda arasında kim daha iyi? Dalaka daha iyi Seda'dan bana kalırsa. Hı hı. Ha şöyle de bir durum var. Bu gerçeği de konuşmamız lazım. Mesela Dalaka, Sabriye, Büşra ve Melisa ile çok oynadı. Hı hı. Yani öyle bir durumu vardı. Riya ile Elpi de onlardan daha iyi yarışmacılar. Oradan bir tık daha iyi görünüyordu ama şu zaten an mı belli iyi olacak esas? Hani Dalaka evet mı Seda mı mesela? Yok, onu sanmıyorum. Yani daha iyi olduğunu düşünüyorum ama aslında o kadar da iyi olmadığını düşünüyorum. Daha doğrusu çok büyük fark olduğunu düşünmüyorum. Yüzdeler gösteriyor ya bize hani. Yüzdemin yüksek olması için benim elimde Sabriye var, Melisa var, Büşra var.
Yükseltelim. Ama aslında yani şöyle bir şey, Dalaka ile alakalı değişen tek şey, zaten orada Seda var karşı takımda. Afrodite ile oynayacak olması orada Dalaka'nın biraz istatistiğini düşürür. Çünkü evet, yine Sabriye, Riya, Büşra gibi daha böyle puana gidip alacağı yarışmacılar evet, yine var. Peki Afrodite mi daha iyi sizce yoksa Dalaka mı? Dalaka. Dalaka. Daha bitirici. Sude de Afrodit'ten bence iyi. Hı hı. Hani Afrodit'in bir adı var ama bence Sude bunu gösterecek burada. Gerçekten daha iyi olduğunu. Bu arada Sude Seda durumunu da gösterebilir Sude bize. O da var. Hı. Çünkü bence aralarında büyük bir fark yok. Hangisi iyi diye tartışabileceğimiz iki yarışmacı. Sude burada kendi farkını gösterebilir. Sabriye ile Melisa'yı mesela eşleştiririm. Burada bence Sabriye daha iyi bir yarışmacı. Evet. Bana kalırsa. Elfida ile Büşra'yı eşleştiririm mesela. Büşra'nın da burada kendini iyi gösterebileceğini düşünüyorum ben bu arada. Daha başarılı olabileceğini düşünüyorum. Yani böyle baktığım zaman... Dimitra'yla? Dimitra'yı koyacak yer bulamadım. Damla senin de öyle olalım. Sen de siyah takım tarafında. Evet. Zaten karşı takımı evet, tutmaya şeysin. Damla'yı da bir alkış alalım. Sürekli tartışan zaten, iki çift zaten olarak. Bilmiyorum neden ama evet, ben mesela seni siyah takıma biraz daha yakın teşekkür görüyorum. Teşekkür ederim, ona göre giyindim zaten. Evet, beyaza ben de beyaza gider, çok yakınım, ona göre giyindim. Sen de Seda orada olduğu için hani ister istemez biraz daha böyle sanki Hikmet de olduğu için, Hikmet'i tanıdığın için. Hani şu an ikiniz şu an benim kafamda Damla siyah takımı temsil ediyor, Sema da beyaz takımı gibi şöyle bir karşılaştırın. Yani baktığın zaman Kriyakos'a ben mesela Spiros'u veririm. Evet doğru. Evet değil mi? Hikmet Emre ile bence Tony. Evet, Hikmet ile Tony. Emre. Yusuf'la Hikmet. Evet aynen doğru. Atakan'la... Ama aslında değişebilir yani. Panoyotis'le de oynayabilir bence. Atakan'la da evet, oynayabilir Hikmet. Panoyotis'le Nikos'u karşılaştırırım. Onlar olabilir, da aynı. Aynen. Atakan'la da şey yaparım. Bora. Atakan'la da Bora. Okay'ı neden hiç katmıyorsun? Okan yukarıda kalmış. Peki, ben ama bir eşitsizlik var ya o yüzden. Şimdi bakarsam Okay'ı ben Atakan'a da verebilirim, Yusuf'a da verebilirim, Emre'ye de verebilirim. Emre kadar hızlı, Atakan kadar hızlı, Yusuf kadar hızlı. Peki acaba kadar... burada Seda'nın takımında yani beyaz takımında yine erkek fazlalığı olduğu için sen oynadın ben oynadımlar çıkar mı? Çıkmaz mı? Çıkar. Çıkar ama şu an Bora sakat olduğu için. Ve aslında tartışmada şey var şimdi. Mesela Tony... çok fazla böyle bir agresif yarışmacı olduğunda Bora da yeri geldiğinde agresif olabiliyor. Onlar arasında çok tartışma için olabilir çok mi? Çok güzel bir atasözüm var. Deli deliyi görünce sopasını saklar. Bence Tony burada çok masumane sessiz bir adam olacak. Pek zannetmiyorum. Tony'ye ilgili eleştirilerimi de söyleyeceğim. Bak Tony onlara tarihin en ayıp... vitesi yüksek geliyor evet, Tony onlara. Yunanistan takımı çünkü çok fazla sakin, daha anlayışlı. Tony bize vitesi yüksek gelmiyor. Bizde de öyle şeyler var. Bence belli olmaz. Damla bir şey daha soracağım tabii, peki yorum olarak. Şimdi biz Atakan'la Yusuf'tan ayrılmak isteyen bir Hikmet gördük. Yani Yusuf'la Atakan'ın karşıya gidişini, Seda'nın seçmeyişini kolaylaştıran Hikmet'in biraz da onlarla aynı takımda olmamak istemesidir. Şimdi ben şöyle bir şey düşünüyorum. Hikmet'in bundan sonra biraz daha böyle karşı tarafta zayıf yarışmacıları değil de Atakan'la Yusuf'a Atakan meydan Yusuf okuyacağını düşünüyorum. Onu diyorsa o yapacak. Evet. Öyle evet, bir onu noktada, yapmak zorunda. Öyle bir noktada ne olur? No, ha. Ya bir Atakan'ı seçecek, ikinci turda da muhtemelen Yusuf'u evet, oynamak i̇şte isteyecek. İşte böyle bir noktada kim kazanır daha çok? Çünkü karşı tarafın güçlü ismi Yusuf ve Atakan. Eğer Hikmet onları yerse... Aslında %50 ihtimal olabilir, var biliyor musun? Bence. Niye? Yani... Üçü de tamam, Hikmet'in atışları çok daha iyi Yusuf ve Atakan'a göre. Atakan ama, bir tık hızlı olabilir. Evet, hızdan dolayı da şimdi... Başa baş geldiğin mücadelede ne kadar iyi sporcu olursan ol, iyi yarışmacı olursan ol, her seferinde şey hissediyoruz. Böyle bir daha heyecanlı ve daha telaşlı oluyoruz. Hı hı. Eğer önde gelirsen o zaman daha rahat atışlara konsantre olabiliyorsun ve bir nefes alma hakkın oluyor. Bu da seni rahatlatıyor ister istemez. Ama şimdi Hikmet'te de bu var. Başa baş geldiğin mücadelelerde biraz daha heyecanlanıyormuş gibi ama yine de el ayarı Yusuf ve Atakan'a göre bence daha iyi. Hikmet'in. Evet. O zaman şunu merak ediyorum sizin fikrinizi. Bu eşleşmede karlı çıkanlar, zararlı çıkanlar. Evet, İhsan burada. İhsan'a da bir alkış alalım. Evet. İhsan. Bir ara dedim bu. Evet, siz şunu takdim edebilir misiniz? Ben İhsan'ı tanıyorsam şu an acayip bir analiz yapacak. Sırayla. Hani Hakan, şöyle demek istediğim, geçmek ister kendini daha iyi gösterebilecek, daha iyi olduğunu gösterebilecekler, daha kötü olabilenler. Ben de şöyle geçeyim. Evet. İhsan gel beraber yorumlayalım. Evet. Yerinde gözüm var. Şimdi bir kere
Bana göre kesinlikle beyaz takımın erkekleri daha güçlü. Hı hı. Siyah takım kadınları da daha güçlü. Ama oyunun nasıl oynandığına bakmak lazım. Yani bu bundan güçlü, bu bundan güçlü demeye gerek yok. Şu an oyunda şöyle bir şey var. Çıkıyorlar, 4 kadın 4 erkek oynuyorlar. Şimdi beyaz takımdan çıkacak 2 kadın seçme yapacak. Bu taraftan 2 kadını seçecek. Sonra beyaz takımdan çıkacak 2 erkek çıkacak. Aynı şekilde buradan seçme yapacak. Aynı şekilde onlar. O eşleşmelere bakalım. Orada bize asıl neler ortaya çıkıyor. Bakın. Mesela seçme yapalım şimdi. Seçme yapacaklar. Tabii ki burada şu 5 kadından her zaman Afrodit ile Seda seçmeyi yapacak. Doğru mu? Evet. Hiç değişmeyecek. Burada Dalaka, Sude, bazen de Dimitra arasında değişecek. Şu üçlü arasında seçme yapacaklar. Çünkü Dimitra da gayet güçlü bir kadın yarışmacı. Çok kez best of'a çıkmış bir yarışmacı. Biliyoruz. Şimdi Seda, Afrodit'i kimi seçecekler? Şu ikilden birini seçecekler değil mi hep? Elpi ile Melisa. Genelde evet. Melisa ile Elpi de seçecekler. Seda, Afrodit. Ama biz aslında diğerini görmek istiyoruz. Diğer eşit. Biz bu tarafta ne göreceğiz? Dalaka ile Sude kimi seçecekler burada? Riya ile Sabri. Şimdi bu eşleşmelerde hangi takım daha güçlü ona bakmak lazım. Seda, Afrodit'i, Melisa, Elpi de, Dalaka, Sude, Sabriye, Riya. Bence Dalaka, Sude veya Dalaka, Dimitra, Sabriye, Riya'dan daha rahat sayı alırlar. Mesela Seda, Afrodit çıktığı zaman Melisa'dan alırlar ama Elpida'dan kolay sayı alacaklarını düşünmüyorum. Elpida ortada bir yarışmacı. Bir kere bu eşleşmede beyaz takım dezavantajlı, siyah takım avantajlı. Evet. Şimdi gelelim diğerine. Burada da erkekler daha güçlü gözüküyor. Bence 4 tane güçlü erkek var. Okay, Nikos, Hikmet ve Bora. Kyrakos yarışmanın en zayıfı erkeklerde. Tony de gayet zayıf bir yarışmacı. Hızlı olabilir ama Yunan yarışmacıların zayıflarından atışlarında bayağı bir problem var. Yani haftada 2 oyun kazanıyor filan ortalaması. Siyah takıma gelelim. Güçlü erkekler Atakan, Panayotis, Yusuf. Güçsüz diye düşündüğümüz ama keskin nişancı bir Spiros var. Evet, hani böyle askere gidince böyle bakarlar fizikleri olmayan ama böyle başka yetenekleri olan insanlara. Bir bakarlar ki çok iyi atış yeteneği vardır. Savaşta belirleyici olur o kişiler. Yani sen onu görmezsin ön planda ama öyle yere konuşlandırırlar ki keskin nişancıdır onlar. Spiros'ta öyle bir özellik var. Mesela belki zayıf, belki atletik değil ama bir geliyor 3'te 3 yapıyor, 4'te 4 yapıyor. Acayip bir bitirişi var ve yüzdesi de gayet iyi. Spiros var ve çok hızlı bir Emre var. Şimdi bu takımın erkeklerinin zayıf diye düşündüklerimiz bunlar. Dolayısıyla buradan bir kere beyaz takımdan kimler seçme yapacak? Hikmet seçmeye çıkacak. Şimdi bir tane Yunan'a hak vermek lazım. Yani Nikos, Tony ve Kyrakos oradayken bir tane de onlardan seçme yapacak değil mi? Muhtemelen Nikos'a yaptıracaklar. Nikos, Hikmet. Bazen Hikmet diyecek ki hep ben çıkıyorum. Bora diyecek ki yarın düzenince bir Hikmet ben de oynamak istiyorum. Okay var zaten devamlı sorun çıkartıyor. Bir kere burada şöyle bir problem var. Hangi ikili çıkacak? Yunanlar var, Türkler var. Yunanlar iyi değil ama onların da söz hakkı var. Bir kere burada bir kaos var. Diyelim ki çıktı. Hikmet'le Nikos'un çıktığını düşünelim. Karşı taraftan alacakları ikili Spiros ve Emre. Çok mu zayıf ikililer? Değil. Hayır. Değil. Bu tarafa gelelim. Burada Atakan, Panayotis, Yusuf. Atakan veya Panayotis veya Yusuf Panayotis çıktı seçmeye. Buradan kimi seçecekler? Tori ile Kyrakos. Zayıf ikili mi? Değil. Zayıf ikili. Kyrakos'da değil yani. Çok net. Kyrakos ile Tony buradaki güçlü erkeklere göre zayıf ikili. Bakın burada yine banko sayı alabilecekleri insanlar yok erkeklerde. Ki erkekleri daha güçlü olmasına rağmen. Burada ise banko sayı alabilecekleri var. Kyrakos ile Tony. Dolayısıyla siyah takım bu eşleşmeleri göz ardında bulundurduğunuz zaman kadınlarda Dalaka, Sude istediği ikisini alacaklar, yenecekler. Erkeklerde de yenecekler bir kere 4-0 cepte bunların. Bunların ise 4-0 hiçbir zaman cepte değil. Belki biri cepte kadınlardan ama erkeklerde ben net bir şey göremiyorum. Evet. Yani ben ilk eşleşmeleri baz alıyorum. Ama eğer siyah takımın bir tık avantajı olduğunu değiştirirsen düşünüyorum. Eğer atıyorum mesela Hikmet, Yusuf ve Atakan'la oynamadı. Panayotis'le oynamadığını varsayalım. Emre'yi seçti. Nikos da Spiros'u seçtiğini varsaydığımız zaman. Tamam. Nikos'un Spiros'a göre daha iyi olduğunu, yani %70 kazanma oranının evet. olduğunu, evet. Hikmet'in de Emre'ye karşı evet. %80 kazanma, %80 ya da ama 90 kazanma oranı olduğunu tahmin edebilirim. Atakan'la Panayotis'in Kyrakos ve Tony'ye göre kazanma oranlarının daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Evet. Oradaki erkeklerin o eşleşmelerde. Evet. Ondan bahsetmeye çalışıyorum. Ben de farklı bir açıdan bakmak istiyorum. Şöyle, İhsan'ın dediklerine katılıyorum. Sadece şunu söyleyeceğim. En belirleyici şey Hikmet'in Yusuf'la Atakan'ı açacağı savaştır. Bundan sonra biz bunu kesinlikle göreceğiz. O noktada Hikmet, Yusuf ve Atakan'ı yendiği sürece beyaz takım avantaja geçecek. Eğer yenilirse Hikmet daha da aşağı gidebilir, o zaman siyah takımın avantajına olacak. Ama bu iki takım arasındaki ana fark ne bence biliyor musunuz? Bu takım
daha genç ve dinamik, yani siyah takım. Beyaz takım da daha yavaş, daha bitirici ve daha tecrübeli. Zaten yaş olarak da bakarsanız öyle bir dağılmış ki siyah takım böyle hem adada daha böyle anlaşacak kolej takımı gibi, beyaz takım biraz daha böyle içinde problemler de barındıran, stratejinin daha hakim olacağı bir kurtlar sofrası benim için. Çünkü burada Yunan takımında problem çıkaran bir Tony var. Dün akşamki yaptıkları birazdan konuşacağız. Çok yanlış hareketler. Türk takımında problem çıkaran, daha doğrusu arkadaşlarıyla problem yaşayan diyeyim, çünkü hepsinde haksız değil, bir Bora var. Onun dışında baktığınızda yine ben problem çıkardığını düşündüğüm bir Hikmet var. Ve en önemlisi yine problem çıkaran bir Sabriye var. Yani bu takım adada daha huzursuz olacaktır, beyaz takım. Siyah takım biraz daha böyle nasıl diyeyim size, daha yapıcı, daha birbiriyle iç içe olan, birbirine daha çok sarılan bir takım olacaktır. Ama şu an tablo olarak baktığınızda beyaz takım erkeklerde evet çok daha iyi gözüküyor. Siyah takım da kadın yarışmacılarda. Burada şöyle bir şey var, bir fark var. Beyaz takımın bir dezavantajı var kadınlarda. Nedir o? Siyah takımda Survivor'a iyi başlayan ama sonrasında çok iyi gitmeyen bir Elfi de var. Bunu yine ben Büşra ile kafa kafaya koyuyorum. Bu tarafta tek bir daha zayıf bir yarışmacı kalıyor, Melisa. Ama öbür tarafta Riya ile Sabriye daha seçilebilir iki tane daha zayıf halka var. Yani beyaz takımın kadınlarında seçilebilecek çok daha seçenek var. Burada da İhsan'ın dediği gibi erkeklerde çok zayıf bir yarışmacı yok siyah takımda. Çünkü Spiros mu Emre mi dediğin noktada Spiros bazen zekasıyla ve atışlardaki yeteneğiyle Emre de hızıyla fark yaratabiliyor. Yani bu takımda aslında yani rahat rahat alacakları zayıf bir erkek yok. Burada biraz daha dengeli bir erkek dağılım var. Çünkü Yusuf da Atakan da bir Hikmet değil kesinlikle. Yani Panayotis, Atakan, Yusuf bence böyle hani dengeli yarışmacılar. Spiros da Emre de onların bir tık altında. Ama öbür tarafta Hikmet açık ara iyi. Onun arkasından gelen bir Bora var. Onun altında Nikos var. Onun altında Tony ve Kriakos var ki Kriakos bence şu an buradaki Okay'ı en zayıf karakter. Evet. Okay'ı unuttum yukarıda kaldığı için. Okay da bence Nikos'la denk. Yani Hikmet'in altında, Bora'nın da altında ama Tony'den daha iyi, Kriakos'tan çok daha iyi bir yarışmacı. Bence şöyle bir şey oldu. Eskiden biz Survivor'da Türk-Yunan yarışması iken başında %65-70 Türkiye, %35-30 Yunanistan diyorduk. Ama şu an böyle iki takım da 50'li bantta. Yani dengeler 55-45, kadınlarda siyah takım 55-45, erkeklerde beyaz takım çok daha dengeli. Çok daha keyifle seyredeceğimiz bayrak yarışlarını, best of'ları daha çok göreceğimiz bir Survivor bizi bekliyor. Ama bu takım bana daha sempatik, daha sıcak geliyor. Çünkü gördüğünüz gibi daha genç, daha dinamik, daha anlaşılabilir insanlar var. Güç oyunlarında mesela hangi takım avantajlı? Güç oyunlarında beyaz takım daha avantajlı, açık ara. Hız oyunlarında parkur. Peki atışların daha böyle özel mekanizmaların olduğu zamanlarda? Mekanizmaların olduğu zamanlarda şöyle bakarsak... Bence yine beyaz takım daha avantajlı. İhsan sen ne düşünüyorsun? Katılıyorum. Bir de olaya şöyle. Güçler hep böyle yorum yaparken yani güçler yönünden bakıyoruz. Burada bu güçlü, burada bu güçlü, burada güçlü. Hayır arkadaşlar. Güçlüler kadar güçsüzler de oyuna girdiği için güçsüzlere bakmak lazım. Yani buraya baktığın zaman sayı verir, sayı verir, sayı verir, sayı verir, sayı verir. 5 tane devamlı sayı verecek, verme potansiyeli olan yarışmacı var. Burada kaç tane sayı verecek yarışmacı var? Melisa var. Belki Spiros. Belki Emre. Yani bak belki diyorum. Yani burada sayı verir. Yani bugüne kadar izlediğimiz Survivor'da sayı verenlerden burada hep bir tane görüyoruz. Net Melisa. Spiros ve Emre'ydi şu an. Emre sonradan geldiği için. Spiros da sakatlıktan yeni çıktığı için falan. Ama burada sezon boyunca sayı verdi. Sezon boyunca sayı verdi. Sayı verdi. Sayı verdi ve sayı verdi. Evet. 5 tane sayı veren yarışmacı var. Kızlar devam edecekler. Onlar oyuna girecekler. Büşra için ya o kadar da değil ya. Büşra. Reklama gidiyoruz. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Evet Survivor Panorama reklamlardan sonra devam edeceğiz. Evet efendim. Survivor Panorama devam ediyor. Birazdan seyircilerimizden de görüş alacağız. İhsan şöyle kısaca tekrar bir değerlendirsene. Siyah takım, beyaz takım. Siyah takım. Hangisiydi? Kafalar hala alışık. Daha alışma sürecindeyiz. Siyah takım Dalakan'ın olduğu takım.
biraz daha genç, biraz daha kolej havasında geçen seneki gönüllüleri anımsatıyor. Beyaz takımda biraz daha tecrübelilerden, yaşlı demiyoruz, tecrübelilerden oluşan geçen seneki All-Star tadında. Siyah takım çok sivri isimleri yok Dalaka hariç. İyi oyunculardan kurulu, çok kötü oyuncular yok. Beyaz takımda çok inişli çıkışlı bir takım. Yani çok yüksek oyuncuları var, çok alçak oyuncuları var. Mesela Seda, Hikmet, Bora çok iyi oyuncular. Ama mesela bence Sabriye, Krakos, Toli de mesela kötü oyuncular. Siyah takımda o kadar iyiler yok, o kadar da kötüler yok. Böyle değişik bir denklem var yani ortada. Şimdi biz değerlendirmeye devam edeceğiz ama adada da tabii ki bunun yankıları, karma takımın nasıl olacağı değerlendiriliyor Atakan ve Yusuf tarafından. O görüntüleri izleyelim, ardından buradayız. Bugün bir tartışma da oldu. Ben işte. Çok gerici. Niye? Ben görmedim, Sabri'yi görmedim bile. Saçımı ıslattı ya, saçımı böyle yaptım. Sanırım hani su damlası geldi. Bana bir tepki verdi ki sanki düşmanıyım. Bir damla su geldi diye bana düşmanı gibi cevap vermesi yüreğime dokundu açıkçası. Bir değişiklik var zaten. Onu herkes görüyor. Tabii canım yani. Abi bir yani ben algılayamadım Sabriye'de falan. Buna girersek çıkamayız abi. Çıkarık. Bugünden sonra çok farklı bir dönem bizi bekliyor. Takımlar bölünecek, karışacak. Takım seçmeleri nasıl olacak o da önemli. Oyunun kaderi yarımız aç kalacak artık. Evet. Birbirimizle yarışacağız. Belki 20 gün yemek yemeyeceğiz çok kötü oynadığımız için karşı takım yiyince. Hayırlısı ya. Kim kaptan olursa olsun eşit takımlar ve mutlu takımlar olsun isterim. Göreceğiz bunu. İnsanlar sözlerini tutacaklar mı göreceğiz. Çünkü birkaç planlar döndüğünü öğrendik. Potalar konuşulmuş. Çok ayıp ya. Ne potası çok, ya. Çok ayıp yani. Ne potası ya. Sabriye'nin, Okay abinin, onların oy potansiyeli var. Bir de kendi içlerinde. Bir de demişler ya sen oraya gidersen Hikmet'le Bora'yı erersin Okay, sen oraya git. Sabriye arkadaşım, canım, dostum diyor, karşı tarafa geçsin diyor. Dalaka Atakan'a şöyle yaptı. Birilerini gösterdi yani bizim takımdan. Böyle 1-2-3 dedi, o da böyle falan yaptı. Şimdi tabii takımlar seçilmeden hesaplar başladı, tavırlar değişti. Çünkü artık eski dostluklar, Survivor dostlukları yok. Çünkü gerek yok. Aynı takımda olacak mısın, olmayacak mısın bilmiyorsun. Aslında biraz dikkatli de olman lazım. Çünkü senin köprüleri attığın kişi belki seçimde senin takımına da düşebilir. Offside'a düşebilirsin. Ne düşünüyorsun Atakan'la Yusuf'un bu sohbeti hakkında Sema? Ne düşünüyorum? Ben de onlar gibi düşünüyorum. Mesela Sabriye'nin bu çıkışına çok mana veremedim. Hı hı. Her zaman söylüyoruz. Burası Survivor, kum geliyor, su geliyor. Hele ki oyunda neler yapıyoruz birbirimize. Mesela ben de öyle düşünüyorum. Bu seçmeler olmasa, takımlar ayrılmasaydı bence Atakan'a bu tepkiyi vermezdi. Ben öyle hissediyorum. Çünkü aralarının iyi olduğunu biliyorum. Hani bir sıkıntı yaşadıklarını düşünmüyorum genel olarak. Çok verilecek bir tepki de değildi bence. Ama belki de artık hani yolumuz beraber olmaz diye mi düşündü bilemiyorum. Öncesinde yüksek, bir konuşma geçmiş olabilir mi? Ondan yüksek bir tepki gösterdi. Bir tepki göstermiş olabilir. Hani şimdi Sabriye karşı tarafta olacak ya da Büşra ile Melisa bizimle olmak istiyor konuşması geçtiyse Sabriye de kendini dışlanmış olarak hissedip içten içe kurulmuştur ve o yüzden de öyle bir tepki vermiştir. Ama bana soracak olursanız şimdi Sabriye'nin her seferinde söylüyoruz ya Sabriye'nin verdiği tepkileri konuşuyoruz. İşte kendi üslubu ya da dobralı açık sözlü vesaire vesaire. Şimdi bunları konuşurken de Sabriye'nin bu yaptığı işi ben anormal karşılamıyorum. Neden? Daha önceden de kaşık mevzusu oldu işte titizlik. Tamam biz bunu Survivor'da aramamamız ya da yapmamamız gerekiyor. Sonuçta kumun içindeyiz ya da pilavı yerken bile kumlu yiyoruz. Bize göre çok saçma ama onun takıldığı böyle ufak tefek şeyler var, detaylar var belli ki. Hani orada da Atakan'a bunu söylüyor ve yani uzamaması gereken bir mevzu. Hani ben Atakan'ın yerinde olsaydım... Hani bu konuyu uzatmazdım. Sabriye'nin yapısı bu. Tamam deyip arkamı dönüp geçip giderdim. Hani bir başkası evet bu tepkiyi vermiş olsaydı anormal yaklaşabilirsin duruma. Ama bu mevzuda da ben Atakan'ın tamam Sabriye haklısın deyip dönüp gitmesi gerekiyor. Yani uzamasına ben de çok sıcak bakmıyorum. Evet. Ama şöyle bir durum var ki biz evet Sabriye diyebiliriz de Atakan'ın da canı burnunda. Seçme olacak, hangi takıma düşecek, sakatlıktan geldi. Belki oyun kazandı o an, belki kaybetti.
Hani neden öyle düşünsün ki? Bizim gibi düşünemez ki Onat Atakan. Ve bundan dolayı da sormuyor zaten aslında. Atakan'ın olayı şu. Diyor ki sen zaten arkamdan konuşuyorsun, yüzüme başkasın diyor ya. E öyle olunca da kendini ifade etmek istiyor. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi Dalaka dün seçmeleri yaparken şöyle bir noktada kaldı. Hatta en duraksayarak seçtiği seçme de oydu. Melisa mı, Sabriye mi? Melisa ile Sabriye arasında Dalaka'nın bir tercih yapması lazımdı. Burada Dalaka oyunu Sabriye'den yana kullandı. Acaba şey Melisa'dan yana kullandı. Acaba bu olay biraz etkili olmuş olabilir mi? Çünkü Atakan'ın kendi takımına geleceğini bilen Dalaka, Sabriye'nin Atakan tarafından istenmediğini düşünüyor olabilir mi? Ya da Melisa'nın Yusuf ve Atakan tarafından istendiğini biliyor, düşünüyor ya da konuşmuş olabilirler mi İhsan? Ne diyorsun? Ya orada işte ben çok merak ediyorum. Atakan'ın mesela Atakan'la Yusuf'un hatta burada parmağı var mı? Yani seçmelerde ne kadar parmağı var? Çünkü şöyle bir şey var. Dediğin tam orada. Yani şimdi Seda'nın seçmelerinde, Dalaka'nın seçmelerinde zaten böyle bir açacağız. Bu arada önce kadınlar seçildi. Yani aslında aynen. Yusuf'la Atakan daha garanti Dalaka'da değil. Evet değil. Ama yani orada bir aralarında bir şey konuşmuşlar mı? Çünkü şöyle bir şey var. Dalaka her yerde Sabriye'yi seçiyor ki dün akşam araba oyununda da Sabriye'yi seçiyor. Sabriye ile aralarında bir iletişim var. Birbirlerini seviyorlar çok belli. İşte hep böyle birbirlerine bir şeyler yapıyor. Sen gel, o ona yenilince gidiyor, ona çakıyor vesaire vesaire. Hı hı. Ama seçme anına gelince Melisa'yı tercih etti mesela. Evet. Takımına Sabriye'yi almadı. Burada Atakan'ın parmağı var mı? Bunu o zaman şeyde seçme sırasında daha böyle detaylı olarak konuşalım diyelim. Efendim Atakan'la Yusuf'un adadaki bu tavırlarını Hikmet onlarla yüzleşerek birebir değerlendirmek istiyor. İzleyelim ardından buradayız. Sizin kafanızda var mı takım? Ben herkesle olurum ya. Siz mi dersiniz? Yani benim, benim bir tek şeyim vardı. Benim bir tek şeyim Yusuf'la aynı takımda olmak. Atakan'la aynı takımda olmak. Baştan beri söylüyorum. Ama şöyle bir şey. Olmazsak da dünyanın sonu değil. Herhalde canım. Kimse sonuçta için değil. Burada 3 ay kaldı bir süreniz yani. En fazla 3 ay ayrı kalırız. Okay'a niye dediniz madem? Biz onu da istiyoruz dedik. Hayır öyle değil. Hikmet'le Bora'yla sen git aynı takımda onlara elersin diye. Biz öyle bir şey demedik. İki kişi vazgeçince Yusuf'un arkasında durmaktan. Yusuf Efendi Seda ablasının adaletine güvendi. Ben işte Dalaka'dan ayrılmam diyen Atakan. Şimdi de görünen yerde hemen şey diyorlar. Ya işte biz kim hangi takımda olsa yaparız. Nerede olsa yarışırız. Benim ilk bir tercihim var. Tek bir tercihim var şu oyunda. Yusuf'la aynı takımda olmak. Olamasak da Dalaka. Yapacak bir şey yok. Dalaka beni seçerse Dalaka'lı olacağım. Olmak, Seda abla olmak beni... istemiyor musun onunla? Olurum. Seda ablayla da olurum. Niye? İkisiyle de olurum. 2-3 gündür konuşuyorsunuz ya Dalaka'yla sürekli. Ve arkadaşımız hepsiyle konuşuyoruz. Size karşı oynamak istiyorum. Ben karşı. Seve seve. İkide bir bunu söylemeli. Ama aynı ikide bir bunu söylemeli. Aynen. Bunun mantık ne? Dalaka'ya sözünüz geçiyor ya. Konuşuyorsunuz ya. Ben konuşmuyorum. Bunun isim vererek konuş bir. İkide bir de ben size karşı oynamak istiyorum deyip durma abi. Bunu anladık. Ben onlara ilk günden beri söylüyorum. Bu konu açıldan beri ben sizinle aynı takımda olmak istemiyorum. Size karşı yarışmak istiyorum. Daha çok rekabet, daha çok kızışma olsun. İkinizle karşı yarışmak istiyorum diyorum. Bunlar bu şekilde mert olamıyor. Söylediklerinin arkasında duramıyorlar. Tek istedikleri, kaybettikleri zaman kendilerinin karşılığına çıkacak, eleyebilecekleri adamları takımına almak istiyorlar. Ki bunu da Okay zaten teyitledi. Ne düşünüyorsun Damla? Bu daha önce dün de konuştuğumuz konu. Hı hı. Şimdi Okay'ı karşı takıma elemesi için işte Hikmet'le Bora'yı sen elersin şeklindeki konuşmanın bir öncesine bakmak lazım. Sadece bu cümleyi aldığımız zaman evet sadece elemeyi düşünüyormuş sanki Yusuf'la Atakan bunu düşünüyormuş ve bunun üstüne bir strateji geliştiriyormuş gibi oluyor. Ve Hikmet'in sürekli onların üstüne giderek bu konuyu deşmeye çalışması aslında onların açığını aramaya çalışmasından kaynaklı. Yani... Zannediyor muyuz ki Hikmet elemeyi hiç düşünmüyor? Şimdi orada diyor ki daha çok rekabet olsun, daha çok kızışma olsun. İşte o yüzden sizi karşımda istiyorum. Ben sizinle aynı takımda olmak istemiyorum. Yani madem bu mantıkta ilerleyen bir Hikmet vardı da o zaman işte ilk başlarda neden biz bunu göremedik? Ben sadece bunu sorguluyorum. Bir ikincisi Atakan'la Yusuf'un bu Okay arasında geçen konuşmada bunun öncesinde... Hı hı. Okay'ın biz eğer ki aynı takımda olursak birbirimizi elemek zorunda kalırız ve üçümüz de aynı potaya girebiliriz. Böyle bir risk var o yüzden dağılalım diyor. Ve Okay da karşı takıma geçmek istiyor. Ya da onlardan bir şekilde hani siz geçin ya da ben geçeyim gibi bir konuşma gerçekleşmiş. Bunun üstüne zaten bir pota konuşması var. Bu konuyu açan Okay bunun üstüne de Atakan ve Yusuf da şey demiş olabilir. Tam o zaman biz ikimiz zaten Yusuf'la ayrılmak istemiyoruz. Sen karşı takımda olursan
pota konuşması geçtiği için de sen de Hikmet'le Bora'yı daha önceden potaya çıktığın için de rahat rahat eleyebilirsin gibi bir söylem oluyor. Yani bu çok normal. Hikmet de aynı şeyi düşünüyordur. Sude de aynı şeyi düşünüyor. Seda da, Atakan da. Yani oradaki bütün yarışmacıların hepsi potayı illaki düşünüyordur. Evet. Yani ben düşünmeyen yarışmacının olduğuna inanmıyorum. İhsan, sana bir şey sormak istiyorum. Şimdi bu seçmelerde çok tuhaf bir durum oluştu ve bunun bence bütün nedeni Yusuf'la Atakan. Şu anlamda mesela şimdi beyaz takıma giden yarışmacıları sayayım. Seda, Büşra, Hikmet, Bora, Okay ve Sabriye. Şimdi bu yarışmacılardan Yusuf'la Atakan bir arada olmak istediği için Seda bence onlara bir bozuldu. Hikmet zaten bu tartışmalardan dolayı ona bozuk. Bora zaten onlarla iyi geçinemiyor. Bir yandan Okay'la Yusuf ve Atakan'ın arası bu olaydan dolayı açıldı. Bir de şimdi Sabriye ile hem oyun alanında yaşadıkları tartışma hem de aynı zamanda Sabriye'nin belki orada karşı tarafa gitmesini sağlayan bir Yusuf Atakan. Şu an yani karşı takımdaki bütün Türk yarışmacılar Yusuf ve Atakan'a karşı Büşra hariç bilenmiş vaziyette. Bu sence bir sıkıntı yaratır mı? Beyaz takımı biraz daha hırslandırır mı Yusuf ve Atakan'ın bu beraber olalım diye karşı tarafı böyle oluşturmaya çalışması, farklı nedenlerle onların orada kalmasını sağlaması? Aynen, katılıyorum. Çünkü sadece Hikmet değil. Yani bir şekilde karşılarına aldılar hepsini. En son hamlede de son günde de Okay'la Sabriye'yi kaybettiler. Hı hı. Ve eğer ki biraz sonra konuşacağımız Dalakan'ın seçmelerinde parmakları varsa ki var gibi de gözüküyor. O zaman bu durumda da Sabriye'yle Okay'ı da kendilerine düşman ettiler. Onları biraz daha hırslandırdılar. Aynı fikre katılıyorum. Oyunlarda mesela bu çok fazla yansıyacak. Şimdi mesela Hikmet demeçlerinde karşımda olun ve sizle oynayacağım diyor. Ve bu konuda aşırı bilenmiş gözüküyor. Mesela Yusuf'la Atakan o şekilde demeçler vermiyorlar. Geç karşımıza filan gibi iddialı sözleri yok. Ama Hikmet'in böyle iddialı sözleri var. Şimdi bence Okay, Bora, Sabriye hepsi eklenecek buna. Yani Atakan'la Yusuf biraz diğer Türk yarışmacıları kızdırdı galiba. Adadaki son gün yaşananlarla beraber. Evet. Şimdi biz tabii seçmelere geleceğiz ama bu seçmeler öncesi bu sancıların, bu takımların oluşmasında bir neden olduğunu da konuşacağımız için şu an sırayla konuları değerlendiriyoruz. Sonra daha detaylı olarak konseyde gideceğiz. Sema, senin bir yorumun var mı deminki olaylarla ilgili? Ya ben şöyle baktığım zaman mesela Yusuf'la Atakan çok hesapçı diyelim. Şimdi biz de bunu yaşadık. Ben mesela bunu planlasam Damla gidiyor diye sevinmem lazım. Hilmicem gidiyor diye coşmam lazım. Murat gidiyor diye göbek atmam lazım. Değil mi? Üçü de beni eleyecek yarışmacılar mesela. Ama ben bu aklımın ucundan bile geçmemişti. Çok üzülmüştüm. Şimdi Atakan'la Yusuf'a bakıyorum. Plancı olsalar mesela Yusuf Atakan'ın yanında istememeli. Atakan da Yusuf'u istememeli. Bir plan yapacaksam kardeşim sen git oranın lideri ol. Ben buranın olayım. Ben bunları eleyeyim. Sen bunları ele. Adam gibi çıkalım Kıbrıs'ta kapışalım. Plan olsa ben bunu yaparım yani. Hı hı. Hani bu Sabri'yi atayım da onu böyle bilmiyorum. Bana plan böyle gelmiyor. Ha, Melisa konusunda şöyle diyorum ben. Melisa'nın kesinlikle ben Yusuf'la olayım. Ben hani burada sorunlar da yaşadım. Zaten ben bu gruba geçmeye niyet etmiştim. Allah rızası için. Beni ayırma dediği için Atakan'ın Katerina'yla konuşup Melisa'yı tercih ettirdiği doğru olabilir. Melisa'nın tercihidir bu. Bundan yana sıkıntım yok. Hikmet mevzusuna da gelince yine söylüyorum. İster kapışmak için olsun, ister korkuyor olsun. Hangi potadan da korkabilir, olabilir. Atakan gibi bir yarışmacı beni eleyebilir de diyebilir. Yusuf da bunda da sıkıntı yok. Ama şöyle bir şey var. Dediğim gibi Hikmet olduğum zaman ben çok oyuna güveniyorsa bir insan. Hani çok iyi duruyor. Bunun oyu da iyidir. Zaten oyunda da benim yanımda duruyor. Çok iyi görünüyor. En azından oyu benden iyiyse karşıma geçsin de oyun alarak biraz oyunu azaltayım da diyebilir. Evet. Bunda da yanlış görmüyorum aslında ben. Çok planlı olduğunu düşünmüyorum. Sadece arada birkaç kişinin aman beni de buraya alın, şuraya alın diyerek yönlendirdiğini düşünüyorum ben. Evet. Şimdi adada Atakan Seda'ya Okay'la aralarında yaşadıkları tartışmanın nedenlerini anlatıyor. İzleyelim. Okay başka sana bir şey attı efendim. Ortaya. Sana demiyorum. Sabriye başka bir şey attı ortaya. Yani daha hiçbir şey ortada yokken bir oy toplama muhabbeti herkesin kafasında normal olarak soru işareti bıraktı. Oyun sana şey ne oluyor abi? Abla benim dediğim tek şey madem böyle bir takım oluşturulacak. Biz üç erkek güzel anlaşıyoruz yani önceden biliyorsunuz. Ben Yusuf Okay abi. Ben Okay abi dedim ki üçümüz aynı takımda olalım. Olmaz dedi. Biz dedi hemen dedi birbirimizi yazmak zorunda kalacağız. Birbirimizi eleriz dedi.
biz güçlüyüz dedi. Bizim dağılmamız lazım dedi. Vay be. Neden abi dedim? Ne alaka dedim. Yani Okay abi de tam tersini şu an senin söylediğini düşünüyor. Hayır, bir dinleyin, bir söyleyin. O söyleyeceğimi söyleyeyim. Tamam abi dedim, yani sen bilirsin dedim. Ama dedim yani bir şekilde dedim yine bir, iki kişi bir arada olacak dedim bak. En kötü ihtimal Okay'la Yusuf abi aynı takımda olacak. Ya da Okay'la abiyle ben aynı takımda olacağım. Veya Yusuf'la ben aynı takımda olacağım. Yani her ihtimalde iki kişi, iki takım var. İki kişi aynı takımda oluyor. Yani hiçbir türlü dağılamıyoruz dedim yani. Anca bir kişi dışarıda kalıyor. Ben dışarıda kalacağım dedi. Yani söylediğime geliyor işte. Yani bu konuyu açan ilk önce Okay. Pota konusunda açan Okay olduğu için... Ben dışarıda kalmak istiyorum diyen de Okay. Hı hı. Bu durumda da şu an potayı, ya oradaki herkes potayı düşünüyordur ve bunu dile getiren ve konuşulan, açıklanan, gün yüzüne çıkan Yusuf ve Atakan'ın ki olduğu için sanki onlar bir plan program yapıyormuş gibi görünüyor. Ama bence işin aslı öyle değil. Evet. Peki, yani %100 öyle değil. Okay'ın peki Yusuf ve Atakan'dan kopması Okay'ın lehine mi olur, aleyhine mi sence? Yani şu an başka takımdalar. Ve Okay artık biraz daha birbirine yakın olan ya Seda Okay, Hikmet, Bora'nın karşı cephesinde gibi kaldı. Yani Okay'ı belki şu an daha çok potada göreceğiz. Tam dengeler Yusuf'lara geçecekken bence şimdi artık Okay böyle ortada biraz kalmış bireysel, bir Okay oldu. Bireysel kalmış olacak ya, belki onu daha da yükseltebilir. Şimdi Hikmet'le anlaşamıyor, Bora'yla anlaşamıyor. Belki Yunan takımındaki bu Yunan yarışmacılarla anlaşabilir. Hadi onda da dil sorunumuz olduğu için ne kadar anlaştı anlaşamadı derken Sabriye ile çok yakın olacak. Bu da belki Okay orada tek başına kaldığı için oynamak isteyecek. Belki yine sözü dinlenmediğinden Okay oradan sıyrılabilir. Evet. Bu arada şu an Instagram'da bir anket başlattım. Bu yeni takımlardan hangisini destekliyorsunuz diye. Çok merak ediyorum. Beyaz takımı mı destekleyen daha çok yoksa siyah takım mı? Şu an Instagram'da bir anket açtım ve oradan siz de oyunuzu kullanın. Yayın sırasında buna bakacağız diyelim. Sema, senin de yorumlarını alalım. Yani Okay'ın bu yaşadığı kavgayı Okay'a artı mı yazar karşıya geçmesi, yoksa Atakanlar mı daha artıdalar Okay yokken, daha mı güçsüzler ya da güçlüler, ne düşünüyorsun? Yani bu yaşanan olayda ben ikisini de suçlu ya da suçsuz diyemem maalesef. Çünkü ikisi de bunu sen söyledin diyor. İkisi de bambaşka şeyler konuşuyor aslında. Bu olayda normal olan bir şey var ki böyle bir şey konuşulabilir. Okay da demiş olsa suçlu değil. Atakan da demiş olsa suçlu değil. Hı hı. Sadece hani bunu görmediğimiz için ben Atakan haklı diyemem. Okay yalan söylüyor diyemem. Okay doğru söylüyor, Atakan yalan söylüyor diyemem. Ama bunun hani dediğim gibi anlatma tarzı var. Böyle konuştuk abi dersin. Ya da bunu sen demedin mi ona elersin, buna elersin, böyle konuşmak var. O yüzden bu bence arafta olan bir konu. Okay diyor ki seni hani vicdanına bırakıyorum, yalan söylüyorsun. Atakan da Okay abi böyle söyledi diyor. Bilemiyorum yani hangisi doğru söylüyor. İkisine de bir şey diyemem ben. İhsan, şöyle bir yorumum var. Senin de yorumunu merak ediyorum. Bu kaptanlık olayı açıklandıktan sonra seçmeler olana kadar ve takımlar seçilene kadar geçen bir süreç var ya, bu adadaki tartışmaların yaşandığı. Ben bu sürecin Atakan ve Yusuf'a eksi yazdığını düşünüyorum. Çünkü bu süreci maalesef Atakan'la Yusuf aynı takımda olmak için çok da iyi yönetemediler. Takımda biraz ilişkileri gerdiler. Bazen böyle bilmiyorum tabii, tam bilmiyoruz ama tatlı yalanlar söylemek zorunda kaldılar. Kendi grubundaki arkadaşlarıyla, Okay'la, Sabriye ile karşı karşıya kalmak zorunda kaldılar. Sence bu aradaki süreç Yusuf'la Atakan'a eksi mi yazdı, nötr mü yoksa artı mı yazdı? Şimdi şöyle, yani böyle durumlarda ben hep kendimi oraya koyuyorum. Veya bizi oraya koyarak. Bu arada bunu neden soruyorum biliyor musun? Yusuf'la Atakan belki beraber olduğunu söylemese bile, olmak istediğini, Seda zaten Hikmet'ten dolayı Yusuf'la Atakan'ı karşıya yollayacaktı. Yani zaten sessiz de kalabilirlerdi. Onu, o yüzden sordum. Yani burada şimdi Atakan'ın Dalaka ile olan yakınlığı, Dalaka'nın karşı taraftan muhtemelen kaptan çıkacak olması, Yusuf'la Atakan'ın beraber olmak istemeleri. Ama aynı zamanda da bir şekilde Okay'ın onlara gelip bizim üçümüz aynı yerde olmamalıyız, birbirimizi elememeliyiz dedikten sonra başka, hı hı, hesapların da devreye girmesi. Herkes düşündü. Yani ben adaya da şöyle fertlere baktığım zaman Türk takımına, yani şimdi Hikmet düşünmüyor mu adada kimlerle olacağını, karşı tarafa kimlerin geçmesini, eleyebilecekleri bazı isimleri yanına almayı, veya Yusuf düşünmüyor mu? Bunların hepsi düşünüyor. Sen de ben de olsak tabii öyle düşünürdük. Yani derdi ki mesela biz seninle çok yanlışız Hakan, biz seninle aynı takımda olalım mutlaka. Evet, birlikten kuvvet doğar ama hani Sema değil de acaba eleyebileceğimiz Damla'yı mı alsak yanımıza?
Bunu düşünür. Yani düşünmüyorsak demek öyle gitmişiz. Bu düşünmeyen belki bir kişi vardır. Bir kişi. O da Emre. Yani öyle bir kafada değil çünkü. O biraz daha böyle dağ, toprak, bayır. Hani biraz o kafada olduğu için yarışmadan biraz fazla kopuk. Böyle stratejileri falan düşünecek biri olmadığı için. Diğer 10 tane yarışmacı, 10 kişi, 11'de 10'dur yani bunu düşünmeye. Okay da düşünüyor, Sabri de düşünüyor. Hangi takımda olalım, hangi takımda olmak bize fayda sağlar. Ya şimdi bunu düşünmüyor. Böyle seyirci ne bekliyor onu da bilmiyorum. Yani düşünmemeleri lazım mı acaba? Burada, düşünecekler tabii. Burada şey önemli değil mi? Yani her zaman değil ama mesela önünde iki seçenek varken bir tanesinde SMS potansiyeli varsa, ikisi de performans olarak yakınsa bence SMS potansiyeli, yani mesela Dalaka Türk bir kaptan olsa Melisa mı Sabriye mi noktasında %100 Melisa'yı seçmeli. Çünkü Sabriye'nin bir SMS potansiyeli evet. var. Orada istemeden bile olsa Atakan'la Yusuf'a çok büyük bir kıyak yapmış oldu aslında. Evet, çünkü yani. Atakan'la Yusuf Sabriye'yle gireceği potada hemen bir potaya girse bir ihtimal elenebilir. Evet. Ama Melisa ile biraz daha şansı yüksek. Yani evet. o dediğin çok doğru. Ben Dalaka'nın bunu Yusuf'tan ya da Atakan'dan dolayı Melisa'yı seçtiğini düşünüyorum. Ama Türk bir kaptan olsaydı buna strateji derdi. Şimdi dediğin noktaya gelince de soruna tam cevap vermek için de Yusuf'la Atakan bu süreçte mesela Yusuf'un bir anda kaptanlık seçimi yani kaptanlık seçilmek istemesi ortaya çıktı. Bununla ilgili insanlarla görüşme yaptı vesaire. Olabilir. Yani bu arada mesela ben antiparantez Sudelerin, Sedaların yaptığı bir konuşu var. O konuşmayı eleştirmek istiyorum. Hani sen kimsin kaptan olacaksın? Burada Bora abi var, Hikmet var falan filan. O zaman rica edelim Ekrem İmamoğlu alsın belediye başkanlığını geri. Daha yaşlı isim biri olsun. Yani öyle şey mi olur? Yani herkesin 18 yaşından sonra seçme seçilme hakkı var. Yani sen Survivor'a gitmişsin bir fertsin, tamam mı? 20 yaşındasın, 30 yaşındasın, 50 yaşındasın. Yani yaşla seçilmiyor ki bu işler. Bu işler herkes yani demokrasi böyle bir şeydir. Onun daha çok madalyası var. Onun milli takımda hocalığı varmış. Sana yakışmaz mı? Bu böyle bir şey değil ya. Adaylığını koymak herkes bu konuda özgür. Herkes adaylığını koyabilir. Bunu diyen Sude sen de koyabilirsin. Keşke sen de cesaretli olsan, cesur olsan, adaylığını koysan, seçilsen seçilmesen o ayrı. Yani oradaki topluluk kimi isterse başına ya muhtar, ya başkan, ya Survivor'da kaptan. Bu demokrasi böyle bir şeydir. Yani sen aday olan kişiye sen nasıl aday olursun diye bir şey diyemezsin, dememelisin. Bu zaman antidemokratik bir durum. Evet. Ben Yusuf'un aday olmak istemesini okey. Bunu hiçbir şekilde kimsenin bir şey söylememesi gerektiğini, Okay'ın da aday olmak istemesini mesela tek kelime etmedim. Yani şu olabilir. Okay bir gün önce Yusuf'a sana destek vereceğim deyip ondan sonra akşam kararını değiştirmiş, nedenlerini konuşmuş olabiliriz. Ama Okay'ın da aday olmak istemesi. Hikmet'in neden aday olmak istemediğini konuşmak isterim mesela. Hikmet gibi birisi belki Türk erkeklerin açık ara en iyi yarışmacısın ama aday olmuyorsun. Niye adaylığını koymuyorsun mesela? Hani bunu konuşalım. Ama Yusuf sen niye adaylığını koyuyorsun noktasında bir yanlışlık olduğunu düşünüyorum. Ama süreci iyi yönettiler mi? Kesinlikle sıkıntı yaşadılar. Çünkü Dalaka'nın seçimleriyle beraber birleştirdiğimiz zaman ben Yusuf Atakan'ın bu süreçte eksi puanlar aldığını düşünüyorum. Çünkü siyaset kirli bir şeydir. Siyaset girdiği zaman işin içine ister istemez bazı böyle şeyler dökülüyor insandaki maskeler. Burada ama aslında sadece onların yüzünden değil bence bu olay. Yani bu eksiği almaları onların yaptığı bir şey değil ki. Şimdi ben o zaman da Sema ile aynı takımdayız ve biz ayrılacağız diye çok üzülmüştük. Ve biz ayrılmak istemiyorduk. Bunu dile getirmek çok normal bir şey. Sadece yani ben Yusuf'la Atakan'ın biz ikimiz aynı takımda olmak istiyoruz demesi onlar aslında eksi yazmaması gerekir. Sadece o değil. Tabii ki o çok normal bir şey. Ama biz beraber olalım. Aynı zamanda Sabriye de Okay'la aynı takımda olmayalım dersen bu eksi yazar. Tamam. Dalaka'da seçimlerini bu yönde yaparsa işte bak, bu anlatmayla anlatma burada. Arasında fark var. Şimdi Okay kalkıp da biz üçümüz aynı takımda olmayalım. O zaman atıyorum Yusuf Atakan da bunu söylüyor ya. İşte eğer seçenekler var. Sen iki kişi de aynı takımda olmak zorunda. Ya sen Yusuf'la olacaksın ya ben Yusuf'la olacağım ya da senle ben olacağız. Bir kişi her ihtimalde zaten karşıda kalacak. Bunun üstüne de Okay ben o zaman dışarıda kalayım demiş. Yani siz zaten beraber olmak istiyorsunuz ben dışarıda kalayım. Rıza dışarıda mı kalacağım demiş. Yani bu da tepkisi zaten Okay. Dışarıda kalmak istememez. Yani dışarıda kalmak istemiyor Okay zaten. Ya Atakan'ın konuşmasında ben dışarıda mı kalacağım o zaman ben dışarıda kalayım. Atakan mı doğru söylüyor Okay mı? Sıkıntı bu zaten. Evet. Atakan doğru söylüyorsa mesela haklı olabilirsin. Ama Okay doğru söylüyorsa insan haklı oluyor. Biz onu izleyemiyoruz işte. Evet, adada tartışmalar devam ediyor. Hikmet'le Yusuf da tartışıyorlar. Neler konuşmuşlar hep beraber bakalım. Birbirlerine avukatlık yapıyorlar kendileri. Dışarıdan biri karışınca sen niye karışıyorsun? Direkt bağları beraber bağlanmış çünkü.
Atakan kendini ifade edemiyor, öbürü kendini ifade edemiyor. İkisi beraber yetişeceklerini zannediyorlar. Bir lafı söylüyorsun, 15 dakika düşünüyor, 15 dakika sonra diyor, sen bunu niye söyledin? Ne abi? Saniye. Arkasından demediğini bırakmadı. Şimdi neden aynı takımda olmak istiyorsun? Ben onu konuyu da girelim. Kimle aynı takımda olmak istiyor? Emre ile. Okay'la olmak istemiyorum, Emre ile olmak istiyorum diyorsun. Ben Okay'la anlaşamıyorum. Emre'nin hakkında Emre'yle da... Emre'yle çok mu iyi anlaşıyorsun? Emre'nin hakkında da kötü hiçbir şey söylemedim. Hiçbir yerde de... Demedin mi? Demedin mi? Eğer söylediysen bile arkadan söylenen her şey geri dönüp dolaşıp söyleyen kişiye iletilir. Yani öyle bir şey söyledin mi söylemedin mi bilmiyorum. Genel konuşuyorum. Atakan, bunca zaman oturduk, vaktimiz oldu. Neden gider ayak söylüyorsun bunu peki? Ya sen her şeye karışmasan ya. Kukla olma, kukla olma. Kendin ol, kukla olma. Ne alakası var ya? Ne kuklalığını gördün? Konu yok. Her seferinde kendi fikrimi söylediğim için rahatsız oluyorsun zaten. Kuklasın yani. Sen kuklasın ya. Kuklasın yani, anladın mı? Bak bir şey diyeceğim, eğer kendin kukla olsaydın bana değil etrafındakilere söylerdin, anladın mı? Kızı köşeye sıkıştırıp da... Ya kimseyi köşeye sıkıştırdığımız yok ya. Bayılı. Hikmet de Bora'yı sen elersin, sen karşıya git diyen sizsiniz. Demedim diyorsunuz, Okay burada. Ya bir şey diyeceğim, sen yüzümüze, yüzümüze karşı... Bir dakika, sen ya sana, sana 50 kere aynı şeyi söylemekten sıkıldım ya. Neye inanıyorsun inan ya. Sana bir şey diyeceğim, sen yüzümüze karşı konuşamayacak kadar korkaksın. Kendi aramızda kavga edince de... Sensin korkak. Kendi aramızda kavga edince de bütün kirli çamaşırlarımız ortaya döküldü. 11 kişi oturalım konuşalım dedik. Ya sonra konuşalım dedin. Gittin 6 kişiyi, 7 kişiyi sıkıştırıp köşeye söz isteyen sensin. Kimseyi sıkıştırmadı. Yüzümüze karşı konuşamıyorsun. Kavga ettin arkadaşınla. İlk gün geldin bize yanaştın. Beni aranıza mı alın dedim. Bizim bir çizgimiz var. Beni aranıza mı alın dedim. Korkaklar, karaktersizler bizim yanımızda olamaz. Senin kumaşın yetmez. Alacağım abi. Ben, sen bizim yanımızda olamazsın zaten. Şunu söyledikten sonra size bu iğneledi, anladın mı? Heh. Size karşı yarışacağım. Sizinle olmayacağım oğlum ben. Sizle olmayacağım. Umrumda sen mı? Umrumda mı? Benim için yarış önemli değil. Benim için karakter önemli. Karakter. Sende o da yok. Karakter önemli. Sende o da yok. Belli. Daha düne kadar belli. Abi dediğin, abla dediğin, kardeşim dediğin günleri birden takım kurulacak oldu, hemen sattın. Kime sattın? Sabriye'yi sattın, Okay'ı sattın, abindi, sattın? Ablandı, balındı, ne oldu? Kime sattın? Ne oldu? Kendi aramızda sorun yaşadık da geldim sana mı yanaştın? Onu sen ne yapıyorsun, oldu? Sen. Bu da Okay. Sen yapıyorsun. Arkadaşınız, dostunuz, ne oldu sen Sabriye? Sen yapıyorsun, sen onu. Ben onlarla sorun yaşadım da geldim, size mi yanaştın? Sen Koray'la sorun yaşadın da geldim, bize yanaştın. Ne yanaştım ben size? Ben bana yemek mi ver dedim, aş mı ver dedim. Ben ateşimi mi yak dedim. Şu an hepiniz yanlış bir şey yapıyorsunuz. 2 ay doğru düzgün götürdük. Son gün buna hiç gerek yok. Ya bıraksın. Her yerde farklı. Her yerde farklı. Hiç gerek yok yani. Son gün. Karakter bu değil ama Hikmet Bey. Karakter bu değil. Şimdi burada bizim demin konuştuğumuz konu, Sabriye ile Okay olayını Hikmet Yusuf'un yüzüne sertçe vuruyor. Hatta şöyle bir durum, orada Sabriye arada dururken hiçbir şekilde hani Yusuf'tan yana da durmuyor, Hikmet'ten yana da durmuyor, oradan gitmeyi tercih ediyor. Aslında bu biraz da Hikmet'e hak vermesi gibi bir şey. Yani bence Sabriye Yusuf'la Atakan'a bu konuda biraz kızgın. Benim vücut dilinden anladığım bu. Bir de dikkatimi çeken Bora'nın bu konuya girmeyip arka tarafta durması mesela. Bora'da inanılmaz bir sakinleşme var. İnanılmaz yani. Bora şu an artı üzerine artı yazıyor. Gerçekten hani Bora son 10 gündür böyle yavaş yavaş finale giden yolda basamakları çıkıyor. Ne diyorsunuz bu Yusuf Hikmet tartışması hakkında? Ben başlayayım. Şöyle, şimdi bu daha bu tartışma seçmeler olmadan. Yani kim kimle hangi takımda olmadan, değil mi? Buraya hemfikir. Kaptan bile seçilmeden. Kaptan bile seçilmeden de. Şimdi Hikmet'in iddiası şu. Sen Sabri ile Okay'ı sattın diyor Yusuf'a. Nerede satma var? Ben onu görmedim. Yani eğer bir satma falan varsa, ki satma falan yok tabii ki asla da. Şu var, Yusuf adaylığını açıklıyor, Okay'a gidiyor, Okay'da destek vereceğini söylüyor. Ertesi gün ben diyor destek vermeyeceğim, ben de aday olacağım diyor. Eğer ki bir ters bir durum varsa Okay yapıyor zaten bunu. Okay'la Sabriye, yani Yusuf'a önce destek olup sonra desteklerini çekiyorlar, kendileri de aday oluyorlar. Yani bu durumda da Yusuf Okay'ı satmış olmuyor ki. Yani Hikmet'in iddiası Yusuf'un sattığı yönünde. Burada bence Hikmet haksız. Ama şunu demek istiyor. Ama yani siz Okay'ı karşıya yollama için, yani Okay'a Bora'yla Hikmet'i zaten elersiniz deyip
yanınızdan uzaklaştırmanın düşüncesine girdiniz diyor. Bu bir iddia zaten. Hani evet. Bunun netliği yok. Bunu zaten hep kendileri de inkar ediyorlar. Böyle bir şey olmadığıyla ilgili. Hem Yusuf hem Atakan. Bu iddia. Şimdi bizim gördüğümüz kadarıyla hani ortada anlattığım durum var ve ortada anlattığım durumda bir satma yok. Eğer ki Hikmet bu iddiasını mesela seçmelerden sonra bir araya geldiklerinde söylese hak vereceğim. Çünkü diyeceğim ki yani sen Dalakay'ı etkiledin, takımını aldırmadın o kaleşeyi ve sattın. O zaman başka bir mevzu. Ama daha bu tartışmaya yapıldığı sırada bir satma mevzusunun olduğunu düşünmüyorum. Ama burada Yusuf'un tavırlarının yanlışlaştığını, Hikmet'e tekrardan karaktersiz vesaire demeye başladığını, yok kumaşı yetmez bizle takılmaya falan, bunlara da kesinlikle katılmıyorum. Yusuf tekrar burada çizgisini bozdu. Tekrardan yanlış cümleler söyledi. Hikmet'e, yani Hikmet'in iddia ettiği şey doğru olmasa da Yusuf'un tavırları da doğru değil. Evet. Sen ne düşünüyorsun? Özellikle şeyi soracağım. Sabri'nin oradan uzaklaşması, hani konuda ismi geçerken şöyle şöyle yapıyor, sonra basıp gidiyor yani. Hani Yusuf'a haklısın ya, da demiyor, Hikmet'e de haklısın demiyor. Ya zaten bu durumda Sabri'ye karışmayacak. Yani karışmak istemeyecektir. Nedeni ama de karışmamak da aslında biraz Hikmet'i onaylamak değil mi? Yani Sabri'ye ben alınmış gibi hissettim Yusuf'a karşı biraz. Hayır, Hikmet'i onaylamak ya da Yusuf'u onaylama kısmına katılmıyorum. Şundan dolayı Sabri'ye zaten Yusuf'un aday olmasından rahatsız. Ya da herkese gelip işte oy toplamasından vesaire, bunlar rahatsız olup sonuçta ilk önce okayı dolduran adaylığını sen neden koymuyorsun, neden Yusuf oluyor derken olay bence burada başlıyor. Ve Okay o saatten sonra evet ben de aday olabilirim, neden olmuyorum diye o zaman bir çıkış gösteriyor. Yani Sabriye'nin şu konuyla alakalı değil de daha çok takım kaptanının neden Okay olup ya da Yusuf'un olmasıyla alakalı bir problem yaşıyor. Burada da ondan dolayı bence kalkıp gidiyor. Peki Yusuf şunu yani hissettiriyorsa burada, eğer yani Yusuf kaptan olursa Okay'ı bir şekilde karşıya, Sabri'yi bir şekilde karşıya yollayacak. Bir noktada Sabriye bunu istemiyorsa biz hani dördümüz bir vücut gibi. Bak Sabriye'de ne var biliyor musun? Sabriye gidip de birisine beni seç ya da beni şuraya getir buraya getir gibi bir şey konuşmaz. Ama Büşra ile Melisa öncesinde Yusuf'la Atakan'a eğer siz ikiniz aynı takımda olursanız bizi de yanınıza alın. Biz sizinle olmak istiyoruz dile getirmiş. Bunlar da ona sıcak yaklaşınca Sabriye'de neden ben yokum diye içten içe alınmıştır. Ama Sabriye'nin hiçbir zaman en iyi arkadaşı dahi olsa gidip de beni yanına alır mısın diyecek bir insan değil. O yüzden de onu düşünemediği için Yusuf'la Atakan onları içten içe bir kızgınlığı ya da bir sinir olmuş durumu var. Ve ondan dolayı kalkıp da gidiyor. Alınmış bu duruma. Yani normal. Yani şimdi ben de konuşamazsam söyleyemezsem bu durumu. Beni neden düşünmedi acaba Sema diye ben de alınırım içten içe. Okay. Ve o durumda da yorum yapmıyor. Ben onayladığından değil. Tarafsız olarak izlediğim zaman şimdi adaya gelen bir Sabriye vardı, işte geç geldi, bir tarafa cephesi vardı, diğer tarafa daha sıcaktı. Yusuf'la arası çok iyiydi, bu taraftaydı Sabriye. Ben de mesela satış ararsam bu mevzu içinde, yanında olduğum insanlar bir karar verdiği zaman tutup da hayır Okay olsun, Mokay olsun, Yusuf'lara şöyle olalım. Satış ararsam ben neden bu gruba destek olmadı diye şaşırırım mesela, satış ararsam. Yani burada mesela bana çok iyi davranan bir Sabriye olacak. Sonra biz herkes izlediği zaman bizi burada grup görecekler. Böyle bir oylama olacak. Okay'la Sabriye bizden ayrılmış olacak. Satış ararsam ben buna satış derim mesela. Yani Sabriye'nin satış yaptığını mı düşünüyorsun? Ay, sen o gruptasın. Hatta orada birisi diyor ki işte bu grupta ben hiçbir zaman grup demedim. Ben yakın olduklarımlaydım. Ama biz burada izlerken gördüğümüz şeyi adadakiler beraber yaşadılar. Bu tarafa bir cephe vardı. Bu tarafla çok yakındalar. E şimdi işin içine böyle oylama girince neden böyle bir ayrım oldu ki? Evet. Ama ben yine de bu konuşmada Yusuf'la Hikmet arasındaki konuşmada ben Yusuf'un haklı olduğunu düşünüyorum. Evet. Çünkü Hikmet'in sürekli bir böyle bir açık aradığını ve kendilerini yani soru sorarak kendilerinin bir şeyleri itiraf etmelerini bekliyor. Seyircimize dönelim. Bu arada tekrar hatırlatayım. Yaptığımız ankette çok acayip bir sonuç çıktı. Siyah takım mı, beyaz takım mı diye. Ben şu an şoktayım yani. Bakalım ne olacak anketin sonu. Adnan abi, nasılsın? Teşekkür ediyorum. Siz de iyisiniz inşallah. İnşallah iyiyizdir. Merak etme, iyiyiz. Bu arada giydiğin kıyafetle zaten tarafını belli etmişsin. Yani tabii siyah takımı destekliyoruz. Evet. Öncelikle Acun Bey'i ben tebrik ediyorum. Hoş ben de siyah giydim ama alakası evet, yok. Siyah hoş ben oldu. Siyah takımı daha içime sindirdim yani. Buyur abi. Şimdi siyah takım gençlik takımı gibi. Dominik Gençlik Spor. Beyaz takım da ihtiyar heyeti gibi. köye muhtar adayları gibi gözüküyor. Ben Acun Bey'i tebrik ediyorum. Mükemmel bir organizasyona imza attı. Türk-Yunan takımlarının dostluk açısından, pekişmesi açısından çok iyi oldu. Şimdi
Dalakay'a da tebrik ediyorum. Çok güzel bir takım kurdu. Şimdi demek ki tartışmada dün de söylemiştik. Okay, Yusuf ve Atakan konuşmasında Okay diyor ki biz ayrılacağız diyor. Yani sonuçta üçümüz arkadaşız, birbirimizi yazmayalım diyor. Dağılalım dedi. Bu bir şey de var. Bende belgeleri bile var bunun. Seyrettim ben çok dikkatli. Kaş takımı işte Hikmet, Bora, Okay olacaklar. Bu tarafta da Emre'yi de biz alırız dedi Atakan. Ondan sonra sen dedi Kaş takımdan belki demiş olabilir. Kaş takımda Bora ile Hikmet'i götürürsün dedi. Burada aslında Okay'ı yüceltti. Okay'ın gücünü bildiği için onu yüceltti. Okay bunu yanlış anladı herhalde. Ondan dolayı işte Yusuf adaylığını koyunca Sabriye'nin kışkırtmasıyla ben de adayım dedi. Ama Okay'ı yüceltti derken Okay iki potadan bile çıksa işte, Okay'ın SMS'ini Yusuf'la Atakan bilmiyor. Bilmiyor belki ama. Belki kandırabilir yani abi sen çok iyisin onları yersin diye gaz verip de yolluyor olabilir. Hayır, ama bilemezsin ilk dağılalım diyen Okay'dı. O açıdan Atakan dedi zaten biz dedi ikimiz arkadaşız dedi. Hı hı. Ondan dolayı sen karşı takıma geçerse dağılırsak dedi. Yani sen onları götürürsün demek istedi. Eğer öyle bir şey dediyse yani. Ben dediğini sanmıyorum ama. Dediyse bence yüceltmiştir Okay'ı. Öyle düşünüyorum. Bu arada ben dünkü oyunda Atakan ve Yusuf kardeşimi tebrik ediyorum. Atakan inanılmazdı. Hikmet'i süklase etti, ezdi geçti. En büyük benim dedi, en güçlü benim dedi. 2016'da Avatar Atakan, 2017'de Ogeday bu oyunda süperdi. İkisi şampiyon oldu. Bu oyunda Atakan da gücünü gösterdi. İnşallah şampiyon Yusuf'la birlikte finale kalır. İkisinden biri de şampiyon olur diye düşünüyorum. Baklava iddiamız devam ediyor. Hikmet mi daha çok kazanacak? Atakan'la Yusuf mu hep beraber göreceğiz. Her türlü iddiaya varız kardeşim. Biz sonuna kadar desteğimiz devam edecek. Metin abi, Adnan abi teşekkür ediyoruz. Metin abicim. Öncelikle merhaba diyorum. Merhabalar. Ben Adnan Bey'e yine katılmıyorum. Şimdi zaten katılsan şaşardım. Baktığımız zaman bir akşam önce 6-7 kişi okey denildiği şeyde kaptanlık için. Ertesi gün Okay niçin gruptan ayrılıyor? Ben onu sormuyorum, sadece bir soru işareti koyuyorum. Şimdi Yusuf'a baktığımız zaman Yusuf parkurlarda Hikmet'ten anormal derece çekiniyor. Bir de en büyük rakibi Hikmet olduğunu biliyor. Parkurlarda bir şey yapamayacağı zaman da ne yapacak? İşte sen korkaksın, sen yarışamazsın, sen şöylesin böylesin. Şimdi gün gelecek, devran dönecek. O davulun zurnası benim elime gelecek. Davulun zurnası mı? Davulun zurnası, pardon. Tamam. Hikmet'in eline gelecek. Hikmet de tak 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 diye indirecek. Şampiyonun en büyük adayı Hikmet. Yusuf Efendi yine diyeceğim. Kalkıp da Sabriye'yi ben yazamam diyor. Niçin? Çünkü Sabriye'nin potasından, SMS'inden korkuyor. Bu kadar korkmayan bir insan çıkacak, ben Sabriye'yi yazarım diyecek, o zaman ben Yusuf'u kalkıp ayakta alkışlayacağım. Ben diyorum, ne yaparsanız yapın, Hikmet çok büyük bir şekilde büyüyor, siz 3 kişi olun, 5 kişi olun, avoş, ben belki baklavayı kaybedeceğim ama Hikmet hiçbir zaman oyunları kaybetmeyecek. Metin abi, sen baklavayı kaybedersen senin 5 kilo baklavayı 3 tepsi olarak ben getiriyorum buraya. Rahat ol, arkamdayım. Arkamdayım Metin abi. Ama avoşu anlamadık. Avoşu anlamadık, o neydi abi? Yeni bir tatlı tür mü o? Havoş. Havoş diyecektim de artık havuçlar mavuçlar karıştı. Canım benim. Ama dediğim gibi Hikmet yeri geldiği zaman hata yapıyor. Hatalı diyorum. Ama yeri geldiği zaman da çok suçlu bulmayalım. Çünkü bir Panathinaikos çıktığı zaman oyunlara bakıyoruz. Hikmet'le 13 yarışta 7 yarış, 6 yarış ama hiç kimse Yusuf'u konuşmuyor. Panathinaikos'la yarıştığı yarışı, çıktığı yarışmacıları. Onun için ben fazla bir şey demiyorum. Teşekkür ederim Hakan Bey. Nazır abi sana da söz veririm. Adnan abi biliyorum sen cevap vermek istiyorsun da bir dahaki sefere şöyle yaparız. Önce Metin abi konuşur, sonra sen cevaplarsın. Buyur Nazır abi. Panathinaikos'tan başlayayım önce. Şöyle bir şey var. Diyor ki işte 7 kişi birleşmişler, işte yazmışlar. Ya sen Atakan'ı 10 sefer yazdın 7-8 kişine. Ne dedin o zaman kadar? Hikmet Bey. Değil mi Hakan Bey? Ya 7 kişi Atakan'ı yazarken iyi. Bunlar azaldıktan sonra 3'ü 4'ü beraber bir şey yapmışlar, konuşmuşlar. Destek vermişler. Hatta bunu Yusuf istemiyor. Arkadaşlar öneriyor yani bunu Yusuf'a ileri atıyorlar. Evet. Yusuf da sana güveniyor. Şimdi ben burada Hakan Bey, sana İhsan Bey sana Damla'ya güveniyor.
Burada Sema okey diyor. Sonra Sema diyor ki ben oy vermeyeceğim sana diyor. E ne oldu bunu senin söz verdiğin arkadaşın nerede kaldı? Ama Okay'a göre de orada bir konuşma var arkada. Şimdi şöyle ben ona zaten... Atakan'la ilgili bilmediğimiz bir şey var. Atakan'ı orayı bilemiyoruz. Zaten Okay'ın... ben Okay'ın oraya gittiği oldu. Çünkü bu tarafta... Mesela Okay'a güveniyor musun mesela? Ben Okay'a güveniyorum. O zaman? Atakan'a da güveniyorum. Yusuf'a da. Üçüne de. Üçünden biri. Hangisi şampiyon olursa olsun fark etmez. Ben kendi adıma destekleyeceğim ama önceleyip Yusuf Atakan. Burada şunu söyleyeceğim. Takımımızı çok güzel beğendim. Gerçekten mükemmel. İşte genç takım. Ha oyun ne zaman belli olur? Hele iki oyun oynansın. O zaman bakalım baklavalar nereden geliyor Hakan Bey? Vay göreceğiz. Bravo. Evet. Teşekkür ediyoruz Nazır abi. Bu arada 30 bin oy oldu. Siyah takımı beyaz takımı diye anket devam ediyor Instagram'da. İhsan araba oyununa geçelim. Arkada oyunu izlerken sen de bir oyunu değerlendir. Tamam. Oyunu, nasıl bir oyun oldu? Oyunu seçmeler nasıldı? Onu 30 saniye bir şey söyleyeceğim. Tabii. Nazır abi dediği şey bir şey hatırlattı. Ben onu da söylemek istiyorum. Şimdi adada Sudeler falan bir de bir şey diyor istiyor Yusuflardan. Diyorlar ki sen nasıl olur da herkese konuşursun bizle konuşmazsın. 6 oyu aldıktan sonra bize gelecektin falan. Şimdi gerçekten doğru bir noktaya parmak bastın. Yani şimdi arkadaşlar siz 7 kişiyken, çoğunluk sizdeyken siz karşı tarafla konuştunuz mu orada başka bir seçim yapılırken, kimi göndereceğiniz seçimini yaparlarken, Atakan'a söylerken, Atakan'ı yazacakken hiç kimseyi söylemediniz, hiç kimseye bir şey sormadınız. Orada bir anda Atakan yazdınız, bir anda Kader yazdınız, bir anda Kaan yazdınız. Sizden sayı eksilince, karşı taraf güçlenince siz niye karşı tarafı eleştirmeye başladınız? Sen nasıl olur da karşılar o istersin? O zaten 6'yı tamamladıktan sonra bize gelecektin falan. Çok yanlış. Yani o varsa bu da var. Yani. Orada belki süper. Nazır abi teşekkür ederim. Ona bize iyi hatırlattın. Şimdi şeye gelince. Dünkü oyuna gelince. Araba oyunu. Gelince, bu arada araba alan kim almıştı? Sabri abi. Sabri'yi de kutluyoruz. Sabri'nin ikinci arabası. Herhalde bir entekar açar bir tane daha alırsa. Ya Allah biliyor ya Okay'ın kazanmasını çok istedim. Evet yani, ya. Kusura bakmasın Sabri'yi sevenler de. Hani Sabri'nin arabası vardı daha önceki yarışmada. Okay'da arabam yok deyince çok istedim. Çok üzüldüm Okay adına. Bir şey söyleyeyim mi? Neye üzüldüm biliyor musunuz? Rekortmen, başarılı bir güreşçi. Evim de yok arabam da dedi. Keşke böyle sporcuların böyle imkanları olsa. Keşke güzel güzel paralarını kazansalar, biriktirseler, onlara bu imkanlar verilse. Gerçekten üzüldüm. Bu kadar başarılı sporcular keşke hayatları daha güzel olsa. Valla üzülüyor insan. Aynen. Valla içim kıyıldı ya. Aynen. Çok istedim ama inşallah bir dahaki haftalarda nasip alacak, olur diyelim. Alacak. Okay inşallah araba olacak. Seçmelere gelince yani şimdi kimlerin iyi olduğundan önce Sude'nin seçimini zaten Acun abi söylüyor. Yani Sude'nin seçtiği ilk adam Nikos 3'te 0 yapmış. Zaten takım güçsüz başlıyor. Yani böyle bir oyunda Nikos'la değil de Kyrgios'la falan başlaman lazım. Yunan takımından seçmen lazım. Seçme hatası çok büyük hataydı. Hı hı. Oynayanlar içerisinde de 4 tane beyaz takım olan Hikmet, Afroti, Yusuf, Melisa 4'ü çok güçlüydü. Özellikle Yusuf, Melisa ikilisi çıktıkları 3 oyunu kazandılar. Atakan bu tarafta Dalakali çok iyi ikili oldular. Seda'yla da Okay iyiydi. Seda 2'de 2 yapmış. Okay 4'te 3. Atakan 3'te 3. Dalaka 5'te 4. Yani iyi yarışmacılar bunların etrafında geziyor. Melisa'ya ne diyorsun? Dengeleri Melisa, değişti. Çok iyi değil miydi dün? Melisa evet. Çok iyiydi. Yusuf'la da çok iyi ikili oldu. Melisa, Yusuf, Hikmet Afrodit'ti. Bu tarafta da en güçlü onlardı. Yani demek güç oyunlarında Melisa kendini gösteriyor. Ben buradayım diyor. Evet. Yani güzel bir oyun oldu. Keyifliydi değil mi Damla? İzlerken böyle heyecanlıydı. Çünkü bu evet, değişik çok bir oyun. Güzeldi. İsme oyunu, güç oyunu. Seçmelerde hata var mıydı sence? Ya seçmelerde İhsan'a katılıyorum tabii. Bence hıza göre hani bir anda akılları karışmış da olabilir orada. Hı hı. Daha çok ağırlık ve kimin kilosu daha fazlaysa o yüzden o daha avantajlı bu oyunda. Hatta Acun Bey de bunu oyun başında da hatırlatmasını yaptı. Ama Sude'nin bu Nikos'u seçmesi belki orada bir dengeyi değiştirmiş olabilir. Onun dışında gerçekten öne çıkan isimler vardı. Dalakay'la Atakan'ın eşleşmesi çok çok iyiydi. Yusuf'la Melisa'nın eşleşmesi çok iyiydi. Yani çok güzel ve çok eğlenceli bir oyun ve benim en sevdiğim bir oyundu. O yüzden evet. Çok da eğlenceli gerçekten. Bir de şey çok enteresandı. Hikmet hem Atakan'la hem Yusuf'la birer kere berabere bitti. Yani berabere bitmek evet. Bu oyunda enteresan bir şey. Yani birbirlerini zorluyorlar. Canları çıkmıştır. Bu oyun çok ağır bir oyun gerçekten. Hani böyle 30 saniye daha falan sürse iki taraf da bayılabilir.
Atakan çok iyiydi bu oyunda ya. Yani bu oyunda çünkü bacak gücü çok önemli. Biraz Atakan herhalde crossfit yaptığı için sırf evet. bacak değil aslında. Bütün bel ve bence bel omuz, çok önemli. Omuzlar daha şey. Bir de bu oyunda en önemli şey ne biliyor musunuz? Zaten istatistiklere bakarsanız göreceksiniz. Bu oyunda en önemli şey boy. Çünkü ne kadar yukarıda olursan o kadar açı gereği aşağı doğru bastırıyorsun. Kısa oldun mu altta kalıyorsun. O seni alıyor geriye götürüyor. Evet. Mesela bakın Nikos 3'te 0 yapmış. Yani bir ama, Okay var 4'te 3 yapan ama antar. Okay başka bir güce sahip. Evet, güreş. Şimdi Okay güreşçi. Okay'ın yani Okay gelsin şu masayı böyle havada takla attırır yani öyle bir adam. Okay'ın boyu da olsa zaten boyunda tek başına 2 kişiyi götürür. Evet. Evet efendim. Devam edeceğiz. Reklama gidiyoruz. Reklamlardan sonra Survivor Panorama kaldığı yerden devam. Evet efendim, Survivor Panorama devam ediyor ve takımları daha detaylıca değerlendireceğiz şimdi. Sema, evet. Seda'nın seçmelerde yanlış yaptığını düşünüyor musun? Vallahi yanlış yaptım mı yapmadım mı bilmiyorum ama ben güzel bir takım kurduğunu düşünüyorum. Hani orada bir tartışma var, bir anlaşma yapılmış belli ki. Ben bu anlaşmanın da doğru olduğunu düşünmüyorum. Ben anlaşma yapacaksam kendi takımım adına bir anlaşma yaparım. Hı hı. Yusuf'la Atakan istiyorsa ona göre yaparım ama tutup da yani Afrodit'i sen al, Yusuf'u da elimden al, Atakan'ı da al, al bir de Acun abiyi vereyim. Hepsi senin olsun değil mi? Yani. Aynen. Şimdi o zaman izleyelim önce Seda ile Dalakan'ın konseydeki seçimlerini, ondan sonra yorumlayacağız. Katerina siyah takım. Seda beyaz takım oldu. Yani ben beyaz bandanaları nasıl takarım bilemedim şimdi. Yo, güzel olacaksın. Siyahın üzerine beyazlar. Beşiktaş güzide kulübümüz. Atakan orada. Siyah beyaz giymiş bile. Yakışacak bence. Hayırlısı. Ama sizin beyazlar merak etme, korkma. Sizin beyazlar da bir yerde siyah döner zaten. Doğru. Şimdi kadın erkek seçimi için aranızda anlaşacak mısınız yoksa yeni bir kura mı hemen sorun. Bence burada sen söyle. Az önce ben rengimi kendim söyledim. Sen bir fikrini söyle. Daksa, birlik show adres. Kesin yine kusamda. Kabul ediyor musun? Olur. Ediyorsun. Bu ipucu birlik show gibi. Bu sefer karışık seçmeyeceksiniz. Önce kadınları bitireceksiniz. Ve sen Yunan kadına başlıyorsun. Katerina da Türk kadına başlayacak. Bir Türk bir Yunan şeklinde gireceksiniz. Sen de bir Yunan bir Türk şeklinde. Heyecanla başlıyoruz geceye ve ilk seçim Seda'da Yunan kadınlardan birini seçeceksin. Söz sende. Afrodit'i. Afrodit'i dedi Seda ve Seda'nın takımı ikinci yarışması belli oldu. Afrodit'i. Evet, söz dala kadar. Şude. Şude dedi Dalaka. Ve Dalaka'nın ikinci yarışması Sude oldu. Seda, söz sende. Büşra. Büşra diyorsun. Ve üçüncü yarışmacı Büşra oldu. Seda'nın takımında. Seda, Afrodit'i, Büşra. Dimitri. Evet, Dimitri'yi seçti Katerina Dalaka ve Dimitri da onun takımına girdi. Riya. Riya diyor ve Seda'nın takımının dördüncü yarışmacısı Riya oldu. Melisa. Melisa dedi
Dalaka ve Melisa dördüncü yarışmacısı oldu Dalaka'nın takımının. Bu durumda Sabriye Seda'nın takımına girmiş oldu. Evet, son kadın yarışmacısı Sabriye. Sabriye Seda'nın takımında bandanızı verebilirsin. Evet, Elpida da Katerina'nın takımına gitti. Böylece seçim tamamlanmış oldu. Şimdi seçmeleri değerlendiği zaman benim burada çok takıldığım bir şey var. Şimdi seçen iki kişi var, Seda ile Dalaka. Dalaka seçeceği zaman arkadaşına bandanasını ayağa kalkıp saygı ve sevgiyle güzel bir şekilde takdim ediyor. Şöyle bir kafa sallıyor. Kendi takımındaysa da dönüyor şey yapıyor. Seda sanki bir başbakanmış gibi oturmuş orada, koymuş dizine bandanaları, gelenlere böyle al oğlum sana makarna, al sana bilmem ne böyle. Hani ne kadar aslında kötü duruyor ya. Ya ben buna çok takıldım mesela. Neden böyle? Yani Sema, bu yanlış durmuyor mu sence? Senin fikrini soracağım. Ben kalkardım mesela, sarılırdım. Onu biliyorum, evet. Biliyor musun? Sarılırdım. Gerçekten sen kalkar ya, sarılırdın özellikle takıma. Özellikle mesela Afrodite'ye daha çok sarılırdım. Hani üzüldün, seni aldım, belki bunun sebebi benim diye mesela ona ayrı bir sarılabilirdim. Ha, bu arada şunu da söyleyeceğim. Dalaka da kardeşim, hem Afrodite bende olsun, hem Dimitra bende olsun, Atakan Yusuf gelsin, onlar Melisa istiyor, Melisa da gelsin. Öyle yok kardeşim, hem karnım doysun hem pastam dursun. Bu saçma bir şey. Ama Seda'nın burada takındığı tavır bana çok itici geldi. Evet, bacağını koymuş diye kalkmıyor belki ama bence bacağına koymuş tek, o, niye ya? Kimde kalktı? Bir son birisinde kalktı. Bacağındakiler bitince o yüzden bu yorum yapıyorum. Son şeyde ya bacağına kalktı. Koymuş dediğin şey, bak şöyle evet, diyeyim evet, sana bak, bir dakika bak. Şöyle duruyor şey, tamam mı? Zaten. Bunu alırsın. Kalkarsın ayağa. Tabii ki öyle. Ben de böyle mesela yaparsın, öyle teşekkür düşünüyorum. Edersin, oturursun. Kalkması çok güzel duruyor. Mesela ben Katerina'nın kalkmasını çok beğendim. Ayrıyeten hani hoş geldin anlamında kalkması gerekiyor. Bir tek sonuncu yarışmacıya sarılıyor. Sanki çok gergin ve şey, çok sanki böyle çok böyle evet. Onu zorla kaptan yapmışlar gergin da böyle. Gergin olduğunu nereden hissediyorum? Katerina şaka yapmıştı diğer konu hakkında. Seda onu ciddiye aldı ya, diye düşünüyorum. Ama orada bir de şey de var. Şimdi izleyici anlamıyor. İzleyici Katerina konuştuğu anda alttan okuyor ya. Hani onun şaka olduğunu anlıyorsun sen. Evet. Ama o telaffuz edilmesi orada atıyorum bir 10 saniye sonra ve nasıl telaffuz edildiğini bilmiyoruz biz orada. Affetmeyeceğim deyince Seda orada. Biri ben asla Seda'yı affetmeyeceğim diye bir erkek telaffuz etmişse Seda bir anda kurmuştur kafasında. Hani o konuya gelince konuşacağım ama yani direkt onun notunu verdim orada. Çünkü anlayamadı onu. Yüzüne de bakmıyor çünkü. Hani o sırada konuşurken görmüyorsun da sen sadece dinliyorsun. Şimdi kadın seçmelerini bir şöyle tam olarak görelim. İhsan, neler düşünüyorsun? Seda hata yaptı mı ya da Dalaka? Net bir tane hatası var Seda'nın. Nedir o? Yani %100 Ria, Elpida kaldığı sırada Ria'yı seçti mesela. Çok ilginç. Evet. Yani herhalde oyunda olduğunu sandı. Hep Ria'yı seçiyordu ya. Orada da hani alışkanlık Ria'ya gitti eli. Normalde net Elpida'yı seçmesi lazım. Bugüne kadar evet. Seda kaç kere Ria'yla kaç kere Elpida'yla oynamış mesela? Oradan da yola çıkabiliriz evet, aslında. Bakalım, hani hiç dikkat etmedim ama normalde ben Elpida'yı Ria'ya göre çok daha başarılı buluyorum. Çok daha iyi bir yarışmacı. Zaten gelir gelmez Yunan takımına fark yaratmıştı. Ria Elpida ikilisinde Ria genelde hani böyle hafif bir rakip gibi görüyorduk biz bugüne kadar. Orada ben bir hata yaptığını düşünüyorum. Dalaka'nın da Melisa Sabriye'de niye Melisa'yı seçtiği üzerinde durulması gerektiğini düşünüyorum. Yani, neden sence? Ya Atakan'ın parmağı var mı? Yani Atakan'la Yusuf o takıma geçecek ama onların bir parmağı var mı? Onu merak ediyorum ben şu an. Ben Atakan'ın ya da Yusuf'un parmağından ziyade Melisa'nın son zamanlarda ben kendimi Yusuf'a yakın hissediyorum. Ben işte bunlarla asla hani Hikmet'le, Bora'yla işte diğerleriyle sıkıntısı olduğu için Melisa'nın bu istek üzerinde durduğunu düşünüyorum. Peki Melisa'nın isteğin üzerinde duracağını, seni her oyunda seçen, daha sıcak olduğun, iyi bir iletişim içinde olduğun Sabri'yi seçmeyi... Bence de öyle olmalı. Yani bunu yakıp Melisa'nın dediğini mi yaparsın yani Melisa hayır, kendine hayır, göre? Hayır, kesinlikle. Biraz böyle daha yarışmacıların mutluluğuna yönelik olmuş bu bence. Ben olsam Sabri'ye derdim. Sabri'ye yarışmacı olarak da daha iyi bu arada. İşte onu diyorum yani Sabri'ye... Sadece anlaşması değil hani... Katerina ile aralarındaki o sempatik durum da değil. Ekstra yarışmacı olarak da Melisa'dan iyi geliyor bana. O yüzden yanlış bir karar olduğunu düşünüyorum. Damla, Yusuf'la Atakan konsey öncesi böyle bir olası seçmede
Sabriye bizde olursa biz sıkıntı yaşarız ya da onun oy potansiyeli var. Melisa olsun biz daha rahat ederiz gibi bir şey demiş olabilir mi Dalaka'ya? Öyle bir şey dediğini tabii ki de tahmin edemem. Ama ben ilk baştaki konuşmada Melisa ve Büşra'nın Atakan'la Yusuf'a gidip biz sizin aynı takımda olmak istiyoruzdan yola çıkılıp böyle bir şey konuşma ihtimalini düşünürüm. Düşünüyorsun. Ama bu yani o için mi olur ya da işte pota korkusundan mı vesaire bunları tabii ki de tahmin edemem. Ama özellikle şimdi bir yarışmacı gelip bana ben seninle aynı takımda olmak istiyorum ya da beni de al dediğinde ve ben gerçekten o kişiyle de anlaşıyorsam takım kaptanına bunu iletebilirim. Yani illa altında böyle bir negatif bir şey aramamıza gerek yok. Sonuçta Melisa ve Büşra bunu açık açık dile getiren iki kişi yani. Evet. İhsan peki sadece kadın yarışmacıları şimdi arkada DSF'de görelim. Sadece kadınları değerlendirsen hangi takım daha iyi? Tekrar bir alayım sen. Dalakan. Dalakan'ın takımı sadece daha iyi. Sadece kadınları değerlendiririz o zaman. Sen ne diyorsun? Kesinlikle Dalakan'ın takımı. Sen? Aynen. Aynen ben de öyle düşünüyorum. Net bir şekilde. Net demeyeyim ama en azından %60'a %40 gibi Dalakan'ın takımının kadınlarda bir üstünlüğü var. Çünkü karşı tarafta biraz daha böyle performanslı düşük yarışmacılar olduğunu düşünüyoruz. Yani şöyle hep söyledik. Dalaka ile Sude çok iyi. Öbür tarafta Seda ile Afrodi çok iyi. Ama Ria, Sabriye ve şu an gitti gözüme. Ria, Sabriye ve Büşra varken öbür tarafta Elpida ile Melisa var sadece. Bu da siyah takıma bir avantaj sağlıyor diyelim. Evet, erkek seçmeleriyle devam edelim. Seda ile Dalaka erkeklerde bakalım kimleri tercih etmiş. Evet, şimdi erkeklerin seçimine başlıyoruz. İlk seçim hakkı Dalaka'da. Dalaka ilk erkek yarışmacı seçecek. Türk erkek yarışmacı. Atakan. Evet, Dalakan takımının 6. yarışmacısı Atakan oldu bu durumda. Atakan siyah takımda. Seda, sıra sende. Nikos. Nikos diyor Seda ve Seda'nın takımının 6. yarışmacısı da Nikos oldu. Evet, buradan sonrası biraz kritik. Bakalım kimlere gidecek. Ve sıra Dalaka'da. Panayotis. Dalaka Panayotis'i seçti. Ve Panayotis Dalaka'nın takımının 7. yarışmacısı oldu. Siyah takımda Panayotis de var. Sıra Seda'da. Hikmet. Hikmet diyor Seda. Ve Seda'nın takımının 7. yarışmacısı Hikmet. Sıra Dalaka'da. Yusuf. Evet, Yusuf dedi Katerina. Ve Yusuf 8. yarışmacısı olduk Dalakan takımının. Sıra şimdi Seda'da. Tony. Tony diyor Seda. Ve Seda'nın takımının 8. yarışmacısı Tony oldu. Ve söz Dalaka'da. Spiros. Evet, Spiros Katerina takımına girdi ve
Onunla mücadele edecek 9. yarışmacı oldu Spiros, siyah takımda. Söz Seda'da. Bora. Evet, Seda Bora dedi. Ve Bora 9. yarışmacı oldu Seda'nın takımında. Dokuzuncu yarışmacı Bora. Artık son seçimler. Ve söz Dalaka'da. Emre. Evet, Emre'yi seçti Dalaka. Bu durumda 10. yarışmacı Emre oldu. Seda'nın seçimi kalmadı zaten. Kiryakos Seda'nın takımına girecek. Bu durumda Okay otomatikman beyaz takıma girdi çünkü Türk takımının erkeklerinin 3-3 dağılması gerekiyor. Ve Okay da beyaz takımda. Yani şimdi erkek seçmelerini izleyince şu ortaya çıkıyor ki Yusuf'la Atakan kendi adalarında kaptan olamamışlar ama kaptanlık hakkını Dalaka'dan yana kullanmışlar. Bunu iki tane seçmede görüyoruz zaten. Melisa ve Sabriye de Dalaka Melisa'yı tercih ediyor. Okay ve Emre de ben olsam 10 kere Okay'ı tercih ederim. Emre'yi tercih ediyor. Yani 10 kere hak verseler bana bir tane daha hak isterim 11.'yi Okay'ı tercih etmek için. Abi aynen yani, ya. Hani burada artık başka bir şey söz konusu. Demek ki konuşulmadığı üzerine hiçbir şey yok. Hani Melisa Sabriye de acaba derken burada artık netleşiyor olay yani. Burada hani Atakan'ın parmağı var mı? İşte Yusuf'un parmağı var mı? %99 var. Gidilmiş Dalaka'ya bir şekilde bu mesaj iletilmiş. Bir şekilde nasıl olmuş bilmiyoruz. Oyun alanında mıdır, nerededir ama bu takımda hani Okay'la Sabriye'yi takıma almaması sağlanmış Dalaka'nın. Yani Atakan'la Yusuf'u şu an kaptan yapsan, tek kaptan deseler ki bir takım seç, geri kalanlar bir takım olsun, işte bu takımı seçerdi. Aynen. Ya bak ne diyorum, işte bu takımı seçerdi. Hani Emre yanında, Melisa yanında Atakan'la Yusuf rahatlar o takımda. Melis şey ne derler, karşı tarafa Hikmet gitmiş, Bora gitmiş, Sabriye gitmiş. Oh ne güzel. Ya inanılmaz bir şey ya. Atakan'la Yusuf resmen Dalaka'yı bağlamışlar. Seda'yı bağlayman Atakan'la Yusuf kaptanlığı ele almışlar. Yani burada aslında bütün kararı Seda'yla Dalaka değil Atakan'la Yusuf vermiş. Ne diyorsun Damla? Yani olabilir tabii ki de, ben de olsam Dalaka'nın yerinde seçilmesi gereken kişi Okay ama... Yusuf'la Atakan'ın bir konuşması mutlaka olmuştur. Yani bu konseye girilmeden önce herkes herkesle konuşmuştur. Seda'nın da konuştuğu kişiler vardır. Dalaka'nın da mutlaka konuştuğu kişiler vardır. Hani daha sonraki belki görüntüde de izleyeceğiz de Seda'nın Dalaka'yla olan bir konuşması da var işte. Sen Sude'den ayrılmak istemiyorsun. Ben Afrodit'den ayrılmak istemiyorum. O yüzden birbirimizde kadın seçmelerde bunları da dikkat edelim şeklinde diye olaylar var ama İyi mi kötü mü orasını bilemem ama bence seçilmesi gereken kişi Okay'dı. Ha, belki önceki konuşmalara dayanaraktan Yusuf'la Atakan'ın belki Dalaka'ya işte biz Okay'la aynı takımda olmak istemiyoruz. Böyle böyle bir söylenti oldu ya da böyle bir olay oldu şeklinde diye de konuşmuş olabilir. Ama bilmiyorum tabii yani ne derece doğrudur ya da olması gereken neydi. Ama etkilendiği bir durum var tabii ki de. Normalde biz bunu Dalaka'ya bırakmış olsaydık kesinlikle Okay'ı seçerdi. Şimdi şuradan geleyim. Seçmelerin her takım içinde sadece Türklerden oylamayla pota yapılacağını düşünerek söyleyeyim. Düşünsene Yusuf ve Atakan'ın karşısında aday olarak çıkacak Sude, Emre ve Melisa var. Yani şu an Yusuf'la Atakan Haziran'ın 15'i zaten garantilemişler. Ben şuraya 15 Haziran Atakan'la Yusuf adada diye rahat rahat yazabilirim. Strateji savaşını ikisi kazandı. Yani adada strateji savaşı yaşıyorlardı Hikmet'le Yusuf'ların arasında. Hikmetlerle Yusuf'ların arasında böyle bir savaş yaşandı. Savaş da şunun üzerineydi. Sabriye, Okay kimde kalacak? Çünkü
potansiyelleri olan iki tane yarışmacıydı ve iki tarafta sanki artık Okay'la Sabri'yi istemiyor gibiydi. Hani öyle bir söz konusu durum vardı. Hani biz farklı takımlarda olacağız. Hikmet City karşıma istiyorum. Evet, onlarla biz beraber olmak istiyoruz vesaire vesaire. Ama Sabri ne olacak? Okay ne olacak? Çünkü ikisi de potansiyelli. İkisi de potaya çıkmak istemeyeceğin yarışmacılar. Hı hı. Bir şekilde ikisi Seda'nın takımında kaldı ama dikkat edin, Seda onları seçmedi. Seda'ya seçtirildi. Sabri'ye Seda'ya kaldı. Okay Seda'ya kaldı. Yani Seda... Katerina'ya seçittirilmedi. Evet, o takımda kaldılar. Yani Seda isteyerek onları almamış oldu. Seda'ya da kalsa Seda da onları karşı tarafa vermek istiyordu mesela. Hikmetler de onu karşı tarafa vermek istiyordu. Ama seçmelerde stratejik olarak öyle bir hamleler yaşandı ki bir şekilde bu taraf o tarafa golü atmış oldu. Peki Seda neden Melisa ve Sabri'ye noktasında Melisa'yı seçmedi? Benim hala aklım sırrı vermiyor. Değil. Katerina seçti. Katerina seçti orada da. Seda'nın elinde kalmadı o fırsat. Pardon, Dalaka. Dalaka neden Sabri'yi seçmedi? Hala aklım sırrı vermiyor. Yani neden bu kadar dinlersin ki yani? Yönlendirilme olabilir. Ben seçmeler gelmek istiyorum. Hı hı. Eğer müsaaden varsa. Seda'nın burada bir tane daha yanlış yaptığını düşünüyorum. Tabii ki Dalaka'nın yaptığı çok büyük bir yanlış var. Onu ondan sonra konuşacağım ama. Seda bir yerde Yunan yarışmacı seçecek. Karşısında 3 tane alternatif var. Kylakos, Tony ve Spiros. Sen kimi seçerdin? Spiros. Sen kimi seçerdin? Spiros. Sen? Spiros. Ya nasıl Spiros'u seçmezsin orada? Yani ben aklım almadı mesela. Seda'nın tam orada 3 tanesinin içlerinde kalkıp da Tony'yi alması. Tony yüzdesel olarak Spiros'un altında. E devamlı adada sorun çıkartıyor, biliyoruz. Devamlı böyle bir problem yaratan biri. Ya zaten senin adanda hani problem yaratan yarışmacılar var. Bir de yani niye Tony'yi orada istiyorsun? Orayı ben aklım almadı yani. Bir de Dalaka'nın da yanında istediği bir kişi Spiros. At golünü bir ya yerde at, karşı takıma bir rahatsızlık yani ver. Seda'nın net hatasıdır yani. Gecenin hatası yani. Elpida Ria arasında kalktı. Elpida'yı değil de Ria'yı seçti. Tony, Spiros arasında da gitti. Tony'yi seçti. Eğer onları da seçseydi Seda'nın takımı mükemmel bir takım olurdu bence. Çok iyi bir takım olurdu. Şimdi böyle biraz böyle kafa karıştıran bir takım haline geldi. Dalaka'ya gelince ilk seçme hakkım var. Ne olursa olsun aşık değil. İstersen evli ol Atakan'la Hikmet'i seçersin. Evet. Yani bakarsın şimdi bir Survivor'a, 65 günlük Survivor'a. Hani oyunlara bakarsın vesaireye bakarsın. Hani bir de zaten az buçuk hesap yaparsın. Dersin ki zaten ben ilk Hikmet'i seçsem karşı taraf bir tane Yunan seçecek. Sonra onlar bir tane Türkçe. Zaten sana Atakan yine aynen muhtemelen kalacak. Evet. Diyelim ki bir dakika şu sahneyi gözümüzün önüne getirelim. Dalaka Hikmet'i seçti. Evet. Karşı taraf yine Nikos'u seçti. Karşı taraf tamam. Nikos'u seçti. Okay. Banoyet'i seçti. Tamam. Sonra Seda kimi seçer Türklerden ilk olarak? Yusuf. Bora'yı seçer. Bence Bora'yı seçer. Bora'yı seçer abi. Sen Hikmet yine Atakan'ın yanına alacaksın. Hayır, bence Bora'yı seçer. Yusuf'u kaybedecek. Hayır, Yusuf'u istiyorsan Yusuf seçersin de bence Bora'yı seçer. Yani Yusuf ya da Bora'yı seçer. Atakan'ı almaz mesela Seda orada. Ve Hikmet bu takımda olsa var ya. Atakan'ı almaz evet ama bence Yusuf'u tercih edebilir. İşte onu diyorum. Şimdi tercih hani etsin. Belki Seda'nın da bir konuşması vardır. Sonuçta bunlar konseye girmeden önce konuştular. Ne demiştir? İşte biz bu takımla olmak istiyoruz ya da bu şekilde olmak istiyoruz diye bir konuşma geçmiş mutlaka aralarında. O yüzden de diyoruz ya Melisa'yı aldı. O neden şeyi almadı diye Sabriye'yi almadı vesaire gibi. Ama burada da... belki de Seda da söylemiş olabilir Hikmet'i seçmesin diye. Öyle de bir durum olabilir. Fair play mi diyorsun? Ama sonraki demeçlerden onu çok anlamıyoruz. Atakan'ı evet seçmek için erkek seçme hakkını kullandı vesaire diyor. Demek ki öyle bir şey yok. Demek ki aralarında bir fair play var. Belki de hani olmasa da zaten tamam, Atakan hayır, seçmedi. Tamam hayır, şunu demek istiyorum. Yani biz kesinlikle tamam Dalaka'yla konuşulmuş. Atakan o takımda olmak istiyor ya da Yusuf'la Atakan ayrılmak istemiyor. Bunu dile getirmişlerdir Dalaka'ya. Hikmet de Bora'yı o aldı, o da Yusuf'la Atakan'ı aldı. Gibi. Evet, aynısını muhtemelen Dalaka ile Seda konuştu ve aynısını belki Seda da söyledi. Sen de Hikmet'i alarak başlama. Neticesinde her şekilde Atakan, Dalaka'nın takımında olacaktı. Dalaka'nın derdini Atakan'la aynı takımda olmak değil mi? Peki bir şey söyleyeceğim ya, ben şunu anlamıyorum kardeşim. Sen Atakan'dan hoşlanıyorsan zaten çıktığında 100 yıl istediğin kadar... Takıl oraya git buraya git. Aynı arkadaş ol yani. Almak kardeşim senin ya amacın burada Survivor'ı kazanmak ya. Asıl eleştirecek mevzu bu. Atıyorum geçen sene Damla böyle bir şey yaptı. Biz burada asar keserdik. Sen orada takım kuruyorsun. Gönlüne göre takım kuruyorsun derdik. Bence burada asıl eleştirecek mevzu bu. Yani mesela ben Seda olsam kendi adıma söyleyeyim. Atakan'la aram çok iyi. Yusuf'la aram çok iyi. Ben takımda herkese çok iyiyim. Atakan ve Yusuf'un Dalaka'ya gitmek istemesi beni rahatsız edebilir. Üzülürüm bu duruma. Ben ikisi de yanımda olsun isterim mesela. Evet. Hani bu durum beni rahatsız eder. Şu Dalaka için bak beni bırakıyorlar derim yani. Ne ifade kime eder ki? Yani, Seda'nın böyle düşünmesi gerekiyor. Ben öyle mesela atıyorum
Murat'la Hilmi'cim yabancı işte Yunanistan'da geçen sene yine dalaka vardı. Ya biz oraya gitmek istiyoruz falan deyince ben bozulurum kendi adıma. Şimdi sen Seda ile Hikmet'in arası mı çok daha iyi? Yoksa hepsiyle arası çok iyi. Seda'nın arası daha iyi. Evet ama Hikmet'le ben yine de içten içe Seda'nın Hikmet'le çok daha yakın olduğunu. İçten içe değil, Atakan, zaten. Tamam, Yusuf'la şey. Atakan'ı ikinci tercih olarak kullanabilir. Yani ne olursa olsun ilk tercihi, yani şu anda Hikmet'le arası çok iyi olduğu için Yusuf'la Atakan'ı ikinci plana atıyor. Yani ilk seçme hakkını sen Seda'ya kullandırsan da ilk seçme hakkını ne olursa olsun Hikmet'ten yana kullanır. Ve gönül kırıklığı ama neden beni seçmedin bunu içerleyecek bir insan zaten değil zaten kere, Seda. Hikmet ne dedi az önce İhsan? Ben dalaka olacağım, Hikmet'i seçerim önce. Evet ben de şimdi aynı Hikmet'i, hani Seda'nın Hikmet'i seçmesi, dostluk mosluk falan onlar ayrı. Zaten ekstra da ilk seçme hakkına sahip olan kim olursa olsun doğru olan Hikmet'i seçmesi. Doğru olan bu, evet. Normalde. Şimdi ben kendi adıma söylüyorum. Atakan'la hiçbir sorunu olmayan ben, Yusuf'u çok seven ben, onlar benden kopmak istediği zaman gönül bu, ben kırılırım mesela. İstemem böyle hissetmelerini. İstemem. Ama şöyle bir şey, bir de şöyle bir şey, kaçınılmaz bir son var ya, sonuçta birileri gitmek, evet, zorunda ya hani. Kimi tercih edersin? En ama öyle bir Hikmet'i tercih şey olmuş edersin ki bak, burada az önce söylediler ya, öyle bir böyle çorap söküğü gibi dalaka Atakan'a şey kancayı takmış. Oradan Yusuf elimden gidiyor. Oradan Melisa yapışıyor. Oradan işte bir karışık bir şeyler var ya. Bence bu rahatsız edici bir şey ya. Evet. Ben isterim ki o iyi yarışmacılar hani beni de tercih etsin isterim yani. Evet. Ama o zaman ya yani bunları o kadar çok duygusallığa gireceksek o zaman Seda da takım kaptanlığını mesela yapmasa, arkadaşlar ben istemiyorum, ben bu sorumluluğu almak istemiyorum da diyebilirdi. Yani sen bu sorumluluğu alıyorsan demek ki böyle şeyleri de yaşaman gerektiğini biliyorsun. Hayatta arkasından çok neler... sorumluluk alıyoruz ama sonuçlarından hep memnun değiliz. Memnuniyetsizliğinden ama sonuçlarına işte katlanmak da zorundayız. Yani ben bu memnuniyetsizlik burada... bence çok belli. Ya mutlaka bellidir. Kimse hiçbir şeyden memnun ya, olmayacak. Hani o konsey alanına girerken yapılan bütün konuşmaları biliyoruz ya biz. Evet. Beni mi yazacaksın, onu mu yapacaksın? Bunları bildiğimiz için orada bir gerginlik olmuş bir kere. Tamam, ben evet. De şunu diyeceğim. Şu anda mesela Dalakan'ın ben de eleştiriyorum. İlk önce Hikmet'i seçmesi gerekiyordu ama Atakan'dan yana kullandı. Diyelim ki Hikmet'i seçti. Yine Atakan Dalaka'ya kalacaktı. Öyle, evet, bir durum da var. Olabilir. Belki oyun bu konsey öncesinde belki de Seda da aynı şeyi söylemiştir. Tamam sen Atakan'ı çok istiyorsun. Yusuf'lar ikisi zaten ayrılmak istemiyor. O zaman Hikmet'i seçme. Ben de Hikmet'i seçmek istiyorum da demiş olabilir. Yani tek taraftan değerlendiriyoruz şunu. Onu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Şimdi ben aslında size şu anlamda katılmıyorum. Biraz sonra zaten bu akşamın ipuçlarını seyredeceğiz. Eğer böyle bir anlaşma yapmış olsalar Seda bu akşamın ipuçlarında, bu akşamki bölümde şöyle bir şey demez. Atakan'la Yusuf'u da ayıracaktım demez. Demek ki aslında bir centilmenlik anlaşması olmaya da bilir. Bunu birazdan tartışacağız. Seda ile Dalık arasında ufak bir gerilim vardı. Onu hatırlayalım, ardından buradayız. Περνάνε ήδη πάρα πολλά από το μυαλό μου αυτή τη στιγμή. Σας βλέπω και σας ξαναβλέπω. Προσπαθώ λίγο να σας συνηθίσω. Πρώτα οπτικά και μετά με λίγο περισσότερο κριτική σκέψη να δω αν οι ομάδες είναι όντως στις άξιες. Κατερίνα, ποια είναι η άποψή σου? Καταρχάς, είσαι ευχαριστημένη με τις επιλογές σου? Περίμενες κάτι καλύτερο, κάτι διαφορετικό, κάτι που σου πήρε σεντά εκεί που δεν το περιμένεις? Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για την ομάδα που δημιούργησα. Αλλά είμαι πάρα πολύ πληγωμένη που δεν είμαι μαζί με την Αφροδίτη στην ίδια ομάδα. Και δεν θα το συγχωρέσω αυτό σε σεντά. Αφροδίτη, θα έρθω απευθείας σε σένα. Μιλάω με την αρχηγό της άλλης ομάδας. Και το πρώτο πράγμα που λέει είναι ότι της λείπεις. Ακόμα δεν έχεις φύγει για την ομάδα. Έχουν περάσει 2 λεπτά. Σάκη μου, ισχύει το ίδιο και για μένα. Πραγματικά έχω πληγωθεί και βασικά δεν το περίμενα ποτέ ότι θα την κοιτάζω από ένα άλλο πάγκο. Ελπίζω μέχρι το τέλος να ήμασταν μαζί και στα καλά και στα κακά. Θα κάνω απομονή για τις επόμενες 3 εβδομάδες που θα γίνει η ένωση για να ξαναείμαστε μαζί, έστω και από αντίπαλες ομάδες. Seda. Dalakan'ın söylediğine cevap vermem gerekiyor çünkü cevap hakkı doğdu bana. Beni affetmeyecekmiş. Madem Afrodit'i çok değerliydi, o zaman seçme hakkını kadından yana kullanması gerekiyordu. Atakan'ı seçemeyeceğim korkusuyla erkekten yana kullandı. Ben de kendimi ve takımımı riske atamazdım adalet açısından. Sude'yi kaybetmeyi göze aldım. O da benim en yakınım. Takımım için Afrodit'i aldım. Çünkü Sude'yi seçmeyeceğinin bir garantisi yoktu.
İnsan her şeye alışıyor. Ben 65 gündür çocuklarımdan uzaktayım. O da 3 günde alışır bence Afrodit'in yokluğuna. Δεν έχει νόημα αυτό που λέει, γιατί πάλι θα επέλεγα από την αντίπαλη ομάδα, οπότε πάλι θα επέλεγε την Αφροδίτη. Τι εννοείς, εξήγησέ το λίγο καλύτερα. Αν ξεκινούσα εγώ και επέλεγα γυναίκες, θα επέλεγα από την τουρκική ομάδα, οπότε πάλι σεντά θα μου επέλεγε την Αφροδίτη. Υπήρχε λόγος που το έκανα αυτό. Υπήρχε λόγος που το έκανε η σεντά αυτό. Η σεντά ξέρει για ποιο λόγο εγώ την έβαλα να επιλέξει πρώτη. Πες και σε εμάς. Γιατί είχαμε πει ότι εγώ θέλω να κρατήσω την Αφροδίτη και η Σεντά τη Σουντέ. Και επειδή ήμουν σίγουρη ότι δεν θα κρατήσει την υπόσχεσή της, γι' αυτό έβαλα να επιλέξει πρώτη γυναίκες. Ben hiçbir zaman sözümden dönmem. Bugüne kadar dönmedim. Tamamen takım için duygusallıktan çıkıp karar vereceğimizi söyledik. Duyduğuna göre ben sözümden dönmüş olmuyorum. O da aynı şeyleri söyledi hatta. Rakip iki takım çıkaracağız dedi. Αυτός ήταν ο λόγος που έβαλα τη Σεντά να επιλέξει πρώτη γυναίκες. Keşke erkek seçmeseydin o zaman. Και αυτό που είπα στη Σεντά το είπα για πλάκα. Δεν το είπα για να θυμώσει. Ξέρω ότι και αυτή στεναχωριέται που δεν είναι με τη φίλη της Σουντέ. Yani burada ikisi birbirine gol atmış oldu diyebiliriz aslında ama Dalaka'da ne istiyor kardeşim? Atakan da burada, Yusuf da burada, Dimitra da burada, Afrit'te de gitmesin. Ne olsun? O zaman hiç kimseye seçme hakkı verilmesin. Dalaka kimleri seçiyorsun? Kalanlar benimdir desin Seda. Bunu mu istiyor yani? Dalaka da saçmalamış bence. Ya demin söylediğim gibi ya karnın doyacak ya pastan doyacak. İkisi aynı anda olmuyor bu hayatta ya. Ve şöyle bir seçimim varsa ben mesela çok seviyorsam eğer Afrodit'i, ben Afrodit için anlaşma yaparım. Atakan için anlaşma yapayım, Yusuf için yapayım, Melisa için yapayım, Afrodit için. Dimitra. Bir tane seç kardeşim, bir tane seç. Senin için en kıymetli kimse, eğer senin için en kıymetli Afrodit değilse, Atakan'sa ya da herhangi birisi ise, o zaman hiç konuşmayacaksın, bu kadar duygusallığa girmeyeceksin. Peki bir şey söyleyeceğim. Orada Seda ilk başta Sude'yi seçebilir miydi? Yoksa Yunan kadından başlıyoruz. Tamam. Evet. Yunan kadın seçmesi gerekiyordu. Yani kusura bakmasın da Dalaka, yani kimi seçecek? Afrodit ile Dimitra. Ama ya bir şey söyleyeceğim. Afrodit ile Dimitra arasında fark var. Eğer yani bir anlaşma olduysa bu konsey öncesinde, ikisi de sen Afrodit'i sende kalsın, Sude de bende kalsın, benim en yakın arkadaşım. O zaman ikisi de altından başlayacaklar. Bu nasıl anlaşma? Bu şey gibi anlaşma yani. Bu anlaşmada Seda'nın içinde var o zaman. Seda içinde var bu. Ya bu nasıl bir anlaşma biliyor musun? Düşün bak, senin evi, diyelim ki sen işte Atatürk'te oturuyorsun, Ataşehir'de oturuyorsun. Ben de senden kanala 300 metre yakında oturuyorum. Diyorum ki sana, Damla ya sen her gün arabayla gel, ben zaten yol üstündeyim, beni her gün al bırakırsın. Kardeşim bir kere de sen bırak, 300 metre zaten evimiz. Evet. Yani anlatabiliyor muyum, bu kadar saçma bir anlaşma mı olur yani? Bence de çok saçma ama onlar yani şu an Katerina'nın konuşmasına göre ben değerlendiriyorum. Biz ikimiz konuştuk, anlaşmıştık bu konuda dediği için böyle bir yorum yapıyorum. Bana sorsan bana göre de ama saçma. Ama tamam da yani Katerina her şey Dalaka'dan yana anlaşma mı olur ya? Çok güzel kendini ele veriyor. Diyor ki ben buna güvenmediğim için seçme kadın hakkını Seda'ya verdim diyor. Sen Seda'ya güvenmiyorsan kusura bakma da Seda niye sana güvensin? Yani o da doğru. Hep güvenmeyelim. Seda çok güzel bir şey söylüyor. Ben diyor 65 gündür çocuklarımdan ayrıyım kardeşim. Sen de 3 günde alışırsın diyor. Size sormak istiyorum. Geçen sene çok canlı ciğerdiniz. Sıkı fıkıydınız böyle bilmem ne. 3 gün sonra sen bize alışmadın mı? Alıştım. İyi de arkadaş olduk hepimiz. Sen Damla'nın yokluğunu deli gibi hissettin mi? Deli gibi hissetmedin. Alışıyorsun. Tabii bir de yani bu adamı ya karşı taraf ölmüyor ki kardeşim. Yarışmaya devam ediyorsun sadece. Ya böyle bir şey yıldızları seyredemeyecekmiş. Evet, Dalaka, sen Hakan yaşamadığın için bilemezsin. Bir şey söyleyeyim. Dalaka kusura bakma yıldızları, evet. Yıldızları artık Afrodit'le değil Atakan'la seyredersin. Selam olsun. Ne ya? Gökyüzünü mü seyretmeyi diyorsun kardeşim? O zaman ya bak, Santorini de yazın. Atakan'la istediği şeyi seyret. İzleyicilerin Allah hepsi Allah herkes ya böyle değerlendirir. Çünkü oradaki atmosferi bilmiyorsun. Orada ne yaşadığımızı sen ya biliyorsun. Atmosferi kardeşim, sen bu kadar ya duygusal olmayabilirsin diyorum. Hakan. Olabilir ne yani. Ne duygusal? İkinci hafta kapıştınız zaten. Konuşturmayın şimdi beni. Biz ya. Böyle bir şey yok ya. Sarıldık diye bizi ne evet yaptınız? Burada kapışıyorsunuz onu görüyorum ya, bana yeter. Ama ben yani Afrodit'in de duygusallığını anlayabiliyorum. Hani bu izleyicilere çok saçma ve çok gereksiz bir olay gibi görünebilir. Hı-hı. Ama yeterince orada fazlasıyla bir şeyleri paylaşıyorsun. Duygusal anlar yaşanabilir. En yakın arkadaşınla da beraber yola devam etmek isteyebilirsin. Ben bunu çok normal bir şekilde... Bak bunu da sonuna kadar haklılar ama Afrodit'i biraz ince düşünse der ki... Ya seçme kadın hakkını ona verdi. Bu ortamı o hazırladı. Atakan'ı seçmek için aslında beni bırakmış oldu. Evet, o da doğru yani.
Şimdi iki tane konu var. Bir, anketimizi sonuçlandıralım. Instagram'da bir anket yapmıştım. Hangi takımı destekliyorsunuz diye. Siyah takım mı, beyaz takım mı? Oy oranlarını açıklıyorum. Tam 50 bin oy gelmiş. 50 bin küsür. 51 bin falan. %76 siyah takım, %24 beyaz takım. Bravo! Yani daha çok siyah takım destekliyorlar. Biraz işte Yusuf'la Atakan'ın orada olması belki bundan da dolayı olabilir. Siyah takımı daha çok seviyor gibi gözüküyor insanlar ama beyaz takım da bence siyah takımdan daha da iyi bir takım. Bunu ilerleyen günlerde zaten göreceğiz. İkinci konuda İhsan'la beraber oturduk, şeyi çıkardık. İki takımın yüzdelerini çıkardık. İhsan, sen bir bunları yorumlarsan genel olarak yüzdeleri topladığımızda nasıl bir şey oluyor? Ya burada tabi aslında şöyle bir şey var, yani yanıltıyor bizi. Yani karşı takımın birbirleriyle olan yüzdeleri için, ama mesela 5'er tane Yunan yarışmacı dağıldığı için iki takıma da en azından bir şey çıkıyor. Beyaz takımın yüzde ortalaması, başarı ortalaması %47. Siyah takım başarı ortalaması %51. Çok yakın değil mi aslında? Evet, yakın ama yani mesela beyaz takımdan birini çıkar. Örnek veriyorum, Kyrgios'u çıkar. Bir anda oran 50'ye çıkıyor. Yani 50 bile geçiyor olabilir yani. Evet. Hani böyle bir şey var. O yüzden de şey, doğru eksilme olursa takımlarda mesela beyaz takımın daha ağır basacağını düşünüyorum. Çünkü beyaz takımda boş kümelerin daha çok olduğunu düşünüyorum ama winner yarışmacıların da daha çok olduğunu düşünüyorum. Kim mesela? İki takımdan da ikişer kişi götür. O zaman tadından yenmez bir survivor olur de bana. Çok basit bir şey söyleyeceğim. Çok basit bir denklem. Yarışmada 4 tane en iyi söyleyebiliriz. Bunu hani tabii ki başkaları da mesela Damla'ya göre en iyi başkadır falan ama şimdi bence 4'ü de hepimizin aynı çıkacaktır. Mesela en iyi Türk erkek yarışmacıyı sayalım. Hep beraber. Şu Hikmet. Ana kadar ki 65 günlükte. Hikmet dışında birini söyleyebiliyor muyuz? En iyiden bahsediyorum. Hikmet. En iyi Türk kadın yarışmacı? Seda. Ben Seda, Seda Sude arasındayım. Seda ama %70 Seda şu an bence. Seda. Şu anda Seda. En iyi erkek Yunan yarışmacı? Yani bence yine gözüken Nikos. Hep Nikos seçildi zaten. Her evet. Oyunda da, araba oyununda da falan ilk seçilen Nikos oldu. Var mı Nikos'un yerine Panayotis'in olduğunu düşünen? Yani bir tık aynı Seda Sude farkı evet, kadar evet, Nikos evet. Panayotis farkı var. En iyi var. Yunan kadın yarışmacı. Açık ara Dalaka. Dalaka. Tamam. Bu dört tanesi çok net değil mi? Dalaka, Seda, Hikmet ve Nikos. Dördünün üçü mesela beyaz takımda. Evet. Yani sadece Dalaka bu tarafta kaldı. Yani böyle düşündüğün zaman en iyi üç isim bugüne kadarki bize verilerlerde beyaz takımda kaldı. Ama şu da var, beyaz takımın boş kümeleri dediğim nedir? %30'un %40'ın altında yarışmacılar var. Kimler? Kyrgios. Kyrgios, Sabriye. Büşra. Tony. Hatta Ria. Yani ben Ria'nın da böyle yüzdesinin yüksek olmasını diyorum. Yani 4-5 tane mesela çok winner olmayan yarışmacılar var. Siyah takımda ise o kadar mesela %20'lerde bir tek Melisa var. Başka yok. Panayotis'in yüzdesi, Spiros'un yüzdesi şeye göre, Yunan erkeklerine göre yine %40'ın üstünde duruyor. Ama yani bir %25 gibi, Tony gibi, Kyrgios gibi bir yarışmacı yok mesela siyah takımda. Siyah takımın boş kümesi yok. Daha ortalama siyah değil takım, mi? Mesela siyah takımla ilgili bir şey söyleyeceğim. İki tane çok doğru elemeyle acayip bir takım olabilir. Beyaz takımın 4-5 tane doğru eleme yapması lazım. Bir doğru erkek bir kadın yapması. Elesene siyah takımdan daha iyi takım olması için. Siyah takımdan Melisa eleyeceksin. Siyah takımın o zaman kızları inanılmaz bir kadın yarışmacı dörtlüsü olur. Yani Dalaka Sude, Dimitra Elpida eğer Melisa elenirse mesela. Atakan, Panayotis, Yusuf'tan da Spiros Emre'den birini elersen o takım bir tık daha böyle bir şey oluyor. Evet. Ama yani ne olursa olsun eksildikten sonra beyaz takım ağır basıyor. Neden? Çünkü Seda da orada, Hikmet de orada, Nikos da orada. Bora da orada mesela. Hani evet. Düşünün Okay da orada. Afrodit de orada. Yani sanki böyle o sonlara doğru, eksilmelere doğru beyaz takım ağır basıyor gibi geliyor evet. Benim şu an mantığıma göre. Gerçekten ciddi bir rekabet olacak. Yani iki takımı ayıramıyoruz. Yüzdelere bakıyoruz, onlar denk. Eşleştirme yapıyoruz, onlar denk. Şimdi akşamın ipuçlarını bir izleyelim. Sonra onu da yorumlayacağız. Yusuf. Ailem abi benim, ailem. Ama olabilir. Tek doğru sizinki değil bu hayat. Tek doğru değil. Biz size doğruyu açıklıyoruz. Biz size yani. İnsan görerek açıklıyoruz abi. İşine geldiği zaman Yusuf Efendi ben Dobra'yım, ben şöyleyim, ben böyleyim. Planlarını bozdum. Bozulmadık. Ben onları da ayırmak istiyordum yani. Με τη Σεντά είχαμε δώσει μια υπόσχεση αυτές τις μέρες ότι αν αυτή είναι αρχηγός και είμαι και εγώ αρχηγός και στη συνέχεια θα αφήσουμε την κάθε μία να έχει τη φίλη της στην ομάδα. Αφροδίτη. Και δεν το συγχωρέσω αυτό στη Σεντά. Κάθε νύχτα με την Κατερίνα ξαπλώναμε και κοιτάζαμε τα άστρα και μιλούσαμε μέχρι αργά. Και στο βράδυ ήμουν μόνη μου
Πραγματικά μου λείπει και η Κατερίνα και η Δήμητρα και ο Σπύρος. Dominik'te siyahla beyaz takımın bir araya geldiği ilk ödül oyunu mücadelesi. Yusuf çok kötü düştü. Bugün sembolün en önemli günü. Bu final oyunu sonunda kadınlardan ve erkeklerden Survivor'ın birleşme partisine kimlerin gideceğini öğreneceğiz. Evet, burada tabii en dikkat çeken şey Seda'nın Yusuf ve Atakan'la ilgili dediği şey. Ne düşünüyorsun Damla? Hani planlarını... Kal geldi Damla'ya. Planlarını da bozacaktım da bozamadım gibi bir şey söylüyor Hikmet'e. Onun için ya şimdi bir yerde bir anlaşma yaptılarsa gerçekten ve Hikmet'i de seçeceği için ister istemez Hikmet'in orada Seda'ya karşı yaptığı bir konuşma da vardır. Şimdi hani herkes birbiriyle konuşmuştur muhakkak. Nasıl Yusuf'la Atakan biz ayrılmayalım, Katerina'ya gidip bizi seç, biz ikimiz ayrılmak istemiyoruz konuşmasını yaptıysa Hikmet de Yusuf'a karşı bir meydan okudu ya, ben seni karşımda istiyorum, ben ikinizi de karşımda istiyorum diye. Şimdi o zaman Seda'yı etkileyen de bir Hikmet var. Mutlaka Hikmet de Seda'ya gidip kesinlikle ve kesinlikle Yusuf'u ya da Atakan'ı hiçbir tanesini alma. Ben zaten seninle çok yakınım. Seçmede mutlaka Seda Hikmet'i seçecek, en yakın arkadaşı olduğu için. Hikmet de Seda'ya aynı şeyi söylemiş olabilir. Alma, ben ikisini de karşımda görmek istiyorum demiştir. Zaten bunu açık bir şekilde de kendisi söylüyor. Yani şu anda Seda'nın nispet olsun diye ben ikisini de almadım mı acaba doğru? Yoksa Hikmet'le aslında konuştukları olay mı doğru? Evet, orası ilerleyen birazcık, günlerde evet. Zaten göreceğiz. Sema sen ne diyorsun? Ben ne diyorum? Şimdi geçen gün ben fragmanda şöyle bir şey izlemiştim. O zaman ben de Riya'yı bilmem ne alayım, şeyimi yükselteyim. Orası verilmişti, ben Seda'ya kızmıştım. Daha ne yapacaksın diye meğerse Melisa'nın lafıymış, onu söylemiş. O yüzden fragmana göre çok şey yapmak istemiyorum, eleştirmek istemiyorum. Tam izlediğim zaman eleştiririm. Ama şöyle bir durum var. Belki de gerçekten ikisinden birisini istiyordu. Gerçekten ayrılmasını da istiyordu. O da olabilir. Abi, İhsan? Evet, yani sonuçta şöyle bir şey var. Biz bir hafta boyunca bu seçme haberlerini duyduktan sonra neyi duyduk, neyi öğrendik? Hikmet'le Seda bir olmak istiyorlar. Yanlarında Bora olsun istiyorlar ve Yusuf'la Atakan karşılarında olsun istiyorlar. Yusuf'la Atakan da aynı şekilde Katerina Dalakay ile beraber bu tarafta olmak istiyordu. Şu an istenen her şey oldu. Sadece Okay ile Sabri'nin durumu söz konusuydu. İstemsiz şekilde beyaz takımda kaldı Okay ile Sabri. Yani Yusuf'lar da istememiş gibi gözüktü. Şu an anladığımız istemiyorlardı. Seda ile Hikmetler de istemiyordu. Ama onlar beyaz takımda yer aldı. Evet. Ama bu onlara karşı değil de Atakan ile Yusuf'a karşı dolduracaktır. Bence takım oyunlarına yansıyacaktır onların hırsı. Evet. Arkadaşlar sonuna geldik. Çok güzel bir programdı. Çok güzeldi, heyecanlı. Hızlıydı. Bu akşam da siyah ve beyaz takımı ilk kez izleyeceğiz. Bu arada Seda ile ilgili şunu da hatırlatayım. Ayağa kalkma dedik ama kuyruk takımında bir problem vardı. Onu yazmışlar sosyal medyadan. Ondan da olabilir diyelim. Ve bugünlük bizden bu kadar. Yarın saat 11'de Survivor Panorama'da görüşmek üzere. Hoşçakalın. We'll be right back.